Efendim hayırlı sabahlar, günaydınlar, sevgiler, selamlar, yeni güne merhabaya ve Diyanet ve ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize öncelikle sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu, bol bereketli, bol dualı güzel bir gün diliyoruz değerli izleyenlerimiz. Saat 11.30'a kadar bugün yine sizlerle birlikteyiz ve eğitimde rehberliğin yerinden ve öneminden bahsedeceğiz. Çok da kıymetli bir konuğum var. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül Beyefendi bizlerle birlikte olacak ve Muhtelif işlerde yine harikalar yaratacak el sanatları öğretmenimiz Elif Demir Hanımefendi de bizlere eşlik edecek. Yeni güne bizlerle merhaba demek ister misiniz? Hazır mıyız? O halde hemen başlayalım. Ya Allah bismillah. Kolay örgü yapmanın püf noktaları nelerdir? Muhtelif işler masasında şahane ve pratik örgü modelleriyle el sanatları öğretmeni Elif Demir az sonra yeni güne merhaba da. Günaydınlar Elif Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Günaydınlar yeni güne merhaba. Ay Bütün çok teşekkür İnşallah, İnşallah harikasınız. Bugün yine gerçekten de çok güzel şeyler getirmişsiniz evet. yine, sevgili izleyenlerimize. Bugün yine küçük çocuklarımız için yaptığımız materyallerimizi getirdik izleyicilerimize Demet evet. Hanım. Harika. Bugün küçük bir bebek hırkası göstereceğim sevgili Hı -hı. izleyicilerimize. Evet. Bunlar hangi modelden yapacağız evet. Bugün şöyle basit, kolay ilk etap. Hı hı. Sonra ilerleyen günlerde etap etap gideceğiz. Güzel. Anlaşılır bir şekilde başlama tekniklerimiz, ilmek hı. sayılarımız, kullandığımız teknikler, dikkat etmemiz gereken kuralları izleyicilerimize anlatacağız. Hı, süper. İnşallah. O zaman hemen başlayalım Elif hocam. Evet. İlk olarak ilmek hesaplama ile başlıyoruz. Hı hı. Burada dikkat edeceğimiz husus bu şu farklı başlama tekniklerimiz var evet. ama ilk etapta bir şiş boyumuz 20 ilmek hı hı. 20 ilmek 40 60 ve 8 hı. ne kadar bu şekilde bu şekilde başlıyoruz ve hemen ilmeğimizi atıyoruz 68 tane ilmek ataraktan hı hı. E, başlıyoruz Yani yani e, şimdi şöyle söyleyeyim rengarenk yapmışsınız pembe, beyaz, evet. mavi hepsi o kadar güzel ki modelleri ben çok seviyorum bu özellikle de küçük materyaller. Değil mi? Küçük materyaller çok da çabuk Daha bitiyor. Sevimli. Bir çabuk de böyle hemen bitiyor. yapıyorsunuz ya bitiyor. Çabuk o yüzden de sıkılmıyorsunuz. Evet. Şey de hiç tükenmiyor gerçekten de. Model de hiç tükenmiyor. Şimdi bakıyorum bak şu beyaz üzerinden güzel böyle evet. yerkenler falan Süslemelerle var. Süslemelerle de o düzlükleri bir şekilde Aynen. E, estetik görüntü haline getirebiliyoruz Harika demek. Çok güzel gerçekten de. Hepsi birbirinden güzel ama hepsi zor mu peki yoksa hani Şimdi, e, ilk yeni başlayan arkadaşlarımız için en basit dediğimiz tekniklerle başlıyoruz. Yani düz örgü, ters örgü, hı hı. artırma e, şifre tekrarı dediğimiz şifrede deriz. Ajurlarımıza hı hı. delikli olan e, mod modellerimize, hı hı. Şunun gibi Ajur olarak diyoruz. Hı hı. Evet Demet Hanım. Bunların tabii ki etap etap ilerlemesi. Hı hı. Yeni başlayan arkadaşlarımıza biraz daha basitten ilerleyen günlerde elini gördükçe ilerledikçe hı hı. o şekilde e, mesafe kat ediyoruz. Gerçekten ...severek yapıldığı zaman çok güzel şeyler çıkıyor. Evet. Ee, yan etkisi mutluluk. Kesinlikle. <laughs> bir de e, bizim gelenek ve göreneklerimizde de gerçekten bu tür... ...hem bebek hırkaları hem bebek yelekleri pantolon bile yapıyoruz biz değil mi? Yün pantolonlar evet, evet, çocuklar evet. için. Özellikle çünkü o emekleme dönemlerinde sürekli yerlerde olduğu için evet, çocuklar... Evet. ...bu yün pantolonlar onları çok koruyor çok. E, bana göre. E, ve bir... E, bayan böyle bir anne e, tam o gebelik anne sürecindeyken. Eli <laughs> Kesinlikle haklısınız hocam hakikaten öyle. 68 demiştiniz değil mi? Evet. Değişik değişik modellerimiz var sevgili izleyenler. Şu anda siz de ekranlarda görüyorsunuz. Bugün yine çok güzel bir yelek yapacak Elif Hocam bizlere. Evet. Fazlasını alıyoruz hı. bu şekilde onları sonra tığlamadan kullanıyoruz diğer tamam. tıllamalarımızda bu şeylerden de sarı iplerden de yapılıyor mu çocuklar için evet onlarla da battaniye gene üst giysiler kapşonlu hırkalar o şekilde kullanabiliyoruz demek Hanım. çok güzel bir ip yumuşacık, evet yumuşacık hacimli. o yüzden sordum çok güzel gerçekten de Ben de yapabilir miyim acaba? Tabii ki 48. <laughs> Ay şunun tatlılığına bir bakar mısınız sevgili izleyenler? O kadar güzel ki. Evet. Sana şimdi her şeyi bırakıp böyle şişle ip alıp bir an önce başlamak <laughs> <Aynen>. geliyor. <içinde. gülüyor> Bütün sıkıntılar gidiyor şişler evet. elimize geldiğinde. Aynen. Şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra bu 0-3 aylık bir çocuğumuz için hemen... Ters örgüyle başlıyoruz. Hı hı. Ters örgü hep önden örülen örgüdür. Hı hı. Evet. Önden alacağız yani hep şişi. Evet, hep önden alacağız. Tamam. Evet. Haroşa dediğimiz tekniğimizle hı hı. ters örgü ile başlıyoruz demek. Evet. Siz de şişi kolunuzun üstüne koyanlardansınız hocam. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar şu. Elimizin gevşekliği ve sıkılığı örgüde çok önemlidir. Hı hı. Özellikle eli gevşek olan arkadaşlarımız yarım numara veya bir numara şişlerini küçülterek hı. ellerini belirli bir ayara getirebilirler. Evet. Kendilerini zorlamasınlar. Elim çok sıkı, işte örgüm çok sert oluyor veya elim çok gevşek, örgüm çok ıı, gevşek oluyor dediklerinde hemen şiş numaralarını bir numara yükseltip bir numara alçaltabilirler. Aa, kolay bir çözüm gerçekten. Kolay bir çözüm. De. Önce kemizimizi e, kontrol edeceğiz. Hı hı. 10 ilmeklik bir e, her ipimizin e, başlangıcında, hı hı. her tekniğimizde 10 ilmek, 20 ilmek başlayarak ilmek hesabı yapacağız. Hı. Ve e, her çocuğumuzun e, boyu, kilosu, tabii ki vücut ölçüleri farklı olduğu için mutlaka bir santimleme, hı hı. bir mezro kullanmamız gerekiyor. Çünkü çünkü o şekilde başladığımızda daha istikrarlı bir şekilde örgümüz hı hı. ilerlemiş olacaktır. Evet. Bunlar önemli noktalarımız ve iplerimizde yine doğal pamuklu koton ipler kullanıyoruz. Hı hı. Ee, bunlar antibakteriyel çocuklarımıza kesinlikle e, bu e, doğal oldukları için de kullanımda ve giydiklerinde o yumuşaklığı o sıcaklığı hissetmeleri evet. çok önemli. Evet. Çünkü o zaman huysuzlanıyorlar sert hı hı. bir ip olduğunda veya işte akrilik oranı fazla olduğunda hemen huysuzlanıp onu çıkarıp atıyorlar. Hı hı bir de bu şekilde süslediğimiz zaman e, materyallerimizi, hı hı. yeleklerimizi ve hırkalarımızı o süslü olarak onları giymek acayip bir mutluluk evet, veriyor. Evet çok seviniyorlar çok gerçekten. Çok keyif alıyorlar de, evet. ve herkese de gösteriyorlar. Hı hı. <laughs> evet. Şimdi burada 3 sıra biz bir e, haroşa öreceğiz. Evet hocam. Ters örgümüzle. Hı hı. Evet ilmek başlarımız çok önemli. Hı hı. Şimdi e, gelen arkadaşlarımız hep der ki hocam ilmek başlarımızda şurada bizim bir çirkinlik oluyor. Estetik olarak güzel görünmüyor. Hı hı. Ve ilk ilmeğimizi ördüğümüz istikametin tam tersi olarak alacağız. Niçin? Bunları düz, düzgün düşsün diye. Hı. O da şu şekilde oluyor, Demet hanım. Hı hı. İlk ilmeğimizi arkaya doğru alıyoruz. Hı. Ve ondan sonra tekrar ipimizi öne çevirip evet. tekrar normal örgümüzün seyrine devam ediyoruz. Hı. İlk ip önemli o zaman evet. burada. Evet. İp ipi şurayı yaparken değil mi hocam? Başları ve yaparken biterken, o çok <laughs> önemli. Hı hı. Ve bunda genellikle arkadaşlarımız bayan arkadaşlarımız zorla. Hı hı. Hocam niye bizim baş ilmeklerimiz güzel durmuyor diye? Hı hı ve bunun e, teknik olarak açıklamasını yaptığımda e, çok kolaymış ama gözümüzden kaçmış dedikleri Evet işte her şeyin bir püf noktası <laughs> püf noktaları. Tekniği var ona e, riayet ettiğimiz müddetçe evet, gerçekten evet. çok güzel bir şekilde net e, çıkıyor ortaya. Şimdi hocam söyleyecekleriniz varsa onları da söyleyelim ondan sonra ben e, çünkü şey konumun yanına gideceğim. Son evet. olarak hatırlatacak mısınız bize? Evet şimdi e, elimiz çok önemli dedik. Tamam. Gerçeklik, sıkılık ve şiş e, numaralarımız çok önemli. İpliklerimiz genelde bebe yünleri, hı hı. E, yani çok kalın olmayan orta kalınlıkta, e, orta kalınlığın altında bir ip inceliğinde olacak hı hı. ve e, genellikle e, bu bebek materyallerimizi başladığımızda yakadan başlarız. Yani yakadan başladığımızda daha net, daha pürüzsüz. E, dikiş olmayan ve çok güzel kullanımı olan materyallerdir. Hı hı. Genelde bebeklerimize, çocuklarımıza yakadan başlamayı tavsiye ederim. Harika. Evdeki değil, hanımlarımıza. İnşallah öyle yaparız biz de. E, ben şimdi e, geçeceğim yerime ama dediğim gibi biraz önce evet. e, kameralarımız sizi çekmeye devam edecekler evet. olur mu hocam? E, İkinci bölümde şunu geleceğim. Buyurun. E, yakamızda 3 e, sıralık bir pat yapıyoruz. Yani 3 sıralık bir e, kemer örgümüz var. Hı hı. Bunu yaptık Bundan sonra tekniğimize geçiyoruz. Tamam. Bu da olmazsa olmaz. Olmazsa olmazımız. <laughs> evet. Harikasınız hocam. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyenler Yeni Güne Merhaba'da bugün eğitimde rehberliğin yerinden ve öneminden bahsedeceğiz. Eğer sizin de bu konuyla ilgili sorularınız ya da önerileriniz varsa BIP numaramızdan ya da Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz efendim. Öğrencinin eğitim sürecinde her yönüyle tüm olarak gelişebilmesi için kişisel, eğitsel ve mesleki rehberliğe ihtiyacı vardır. Peki okullarda yürütülen rehberlik hizmetleri nasıl işlemektedir? Öğrencilerin kariyer gelişimlerine yönelik ne tür çalışmalar yapılmaktadır? Konuyla ilgili merak edilenleri Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Evlat bir nimet, emanet ve imtihandır. Dünya hayatının süsüdür, zinetidir. Dünya ağacının meyvesidir çocuklarımız. Bugünün küçüğü yarının büyüğüdür. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren müstakil bir bireydir. Onlara doğru merhametle, şefkatle ve sevgi, saygı, iman duyguları verilmeli. Onların özgüven kazanmalarını temine çalışılmalıdır. Evet değerli izleyenler, bugün yine sizlere harika kitap hediyelerimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının Çocuğumu Yetiştirirken adlı bu güzel kitabına sahip olmak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Hemen hatırlatalım. Öncelikle Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip edeceksiniz. Son paylaşımımızı beğenerek bir de arkadaşınızı etiketleyerek bu güzel kitaplara sahip olabilirsiniz. Katılımlarınızı ve gönderilerinizi bekliyoruz. evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, teşekkür nasılsın? ediyorum. Sağ olun. İnşallah. Eyvallah. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. eğitimde rehberlikten bahsedeceğiz. Gerçekten çok önemli bir konu. Ve bence uzun süredir de konuşulmayan bir konu. Maalesef tabii zor bir süreçten geçiyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır. Bir yıl olacak neredeyse. Rehberlik çalışmalarını biraz daha açmak istiyorum. En nihayetinde pandemiden dolayı rehberlik çalışmalarının nasıl gittiğini de merak ediyorum. Ama onun öncesinde bir rehberlik nedir? Tanımından bir başlayalım mı hocam? Teşekkür ediyoruz öncelikle Diyanet TV'ye. <laughs> Hakikaten yayınlarıyla e, sadece Türkiye'mizde değil tüm dünyada <laughs> e, gençlerimizin yetişmesi için, ailelerimiz için ve bütün bir e, İslam dünyası için, Müslüman camia için hayırlı yayınlar yapıyor. E, o yönüyle bu yayınlarınızın e, bereketli olmasını dilerim. Sizleri de tabii ki tebrik ederim. E, i̇zleyicilerimizi de bu arada hürmetle muhabbetle selamlamış olalım. Tabii ki bir salgın dönemini yaşıyoruz. Hakikaten olağanüstü bir dönem. Bu dönemde bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak rehberlik bağlamında neler yaptığımızda değineceğiz ama tabii hani rehberlik dediğimiz zaman bizim ilk anda anlamamız gereken, üzerinde durmamız, yoğunlaşmamız gereken husus tabii ki insanın kendini bilmesi için, insanın kendini tanıması için, insanın sorunlarıyla baş edebilmesi için, çevresiyle uyumlu bir kişilik sergileyebilmesi için e, bilimsel temelli, tecrübeye dayalı e, pek çok yönden e, ilim adamları tarafından e, değerlendirmesi yapılmış, <laughs> pek çok ölçekten geçmiş temel e, hususlar, esaslar ve ilkeler üzerinden bir e, yönlendirme ve yardımda bulunma sürecidir hı hı. rehberlik süreci. O yüzden baktığımız zaman e, tabii ki insanın <laughs> kendini tanıması, sorunlarını bilmesi, bu sorunlarıyla baş edebilmesi için gereken iradeyi ortaya koyması, hı. bu noktada kararlı olması en temel unsur ama kişi her zaman için bunda tek başına muvaffak olamayabiliyor maalesef. Evet. O yüzden böylesi bir süreçte muhakkak uzman kişilere hı hı. uzman derken de yani bilimsel anlamda bir eğitimden geçmiş insanlar olduğu gibi o alanla ilgili özel bir belgesi olmadığı halde bilgisi olan, hı hı. tecrübeli olan insanların da yönlendirmesine, bilgilendirmesine ve e, davranış değişikliğini müspet bir şekilde tahakkuk için e, gereken yönlendirmelere her halükarda hepimizin ihtiyacı var. Evet yaşam boyu her zaman e, Aynen. insanın e, bir rehbere ihtiyacı rehbere oluyor. Ihtiyacı var. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani o yüzden biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Hı -hı. Genel Müdürlüğü e, çerçevesinde 18 milyon öğrencimiz var. Bu 18 milyon e, öğrencimizin e, tamamıyla ilgili rehberlik çalışmalarını bizim genel müdürlüğümüz organize ediyor. Hı hı. E, o yüzden çok geniş bir kitle hı hı. ama e, bunu yaparken de tabii sadece öğrenciler de değil, öğrenci dediğimiz zaman bunu velisiz düşünmemek mümkün değil. Mümkün değil. değil. E, aileler de yerine göre işin içerisindedir. E, haliyle eğitimci arkadaşlarımız var, öğretmenlerimiz, bir milyon öğretmenimiz var, hı hı. idarecilerimiz var. Bir de sosyal çevremiz var tabii tüm bunlarla birlikte örülü, hı hı. E, hasılı birçok. E, daha net ve geniş ifadeyle söylersek yani tüm Türkiye'deki herkes aslında rehberlik çalışmalarının içerisindedir. Bir şekilde, şekilde ucunda, kıyısında, her halükarda mi? yer almaktadır. Hani rehberlik diyelim ki bir çırak gelir, bir ustanın kalfa'nın kalfa olur efendim. Orada da bir farklı mesleki anlamda bir rehberliğe ihtiyacı var Elbette. ama konumuz eğitim olduğu için tabii biz genelde eğitim çerçevesi içerisinde konuşacağız, yoksa rehberlik bir ömür boyu herkes için söz konusu olan süreçtir aslında. Kesinlikle katılıyorum evet. size, sayın hocam. Peki eğitimi bugün eğitimi konuşacağız, ya, o zaman eğitimde rehberliğin ve danışmanlığın öneminden de biraz evet. bahsedelim mi? E, tabii şimdi <laughs> yani okul iklimi. Haliyle biz e, temel eğitim, orta öğretim, <laughs> Türkiye'de zorunlu eğitim ve öğrencilerimiz, çocuklarımız belli bir yaştan sonra okula geliyorlar. Haliyle okulda e, bir taraftan <laughs> yeni şeyler öğreniyorlar. Akademik anlamda öğrendikleri şeyler var, mesleki anlamda öğrendikleri hususlar var. Hayatın akışı içerisinde göz önünde bulundurmaları gereken, uymaları gereken adabı, muaşeret çerçevesinde dahi olsa ifade edeceğimiz ee, öğrenmesi gereken, bizim vermemiz gereken ve verdiğimiz <laughs> hususlar var. Bir de çocukların tabii ki farklı e, yaş seviyelerinde e, gelişim boyutu itibariyle baktığımız zaman sahip olduğu farklı duygular da olabiliyor. Hı -hı. Ee, ve <laughs> çocuğun tabii bir okul içerisinde sosyal çevresi var, okul dışında çevresi var. Öğretmenlerle ilişkileri, kendi Hı -hı. akranlarıyla, üstleriyle altlarıyla ilişkileri var ve öğretmenlerin sınıf ortamında ve atölyelerde benzeri mekanlarda akademik anlamda <laughs> vermek istediği hususlar var ve bunun e, bir alıcı olarak öğrencinin en e, uygun bir biçimde tam e, anlamıyla deyim ise tüm hücreleriyle hı hı. öğretmenin anlatacağı aktaracağı şeyi evet. almaya hazır olması, hı hı. alması, onu kendi içinde <laughs> özümsemesi çıktılarıyla da bunu ortaya koyması gerekir. Hı hı. Şimdi bu <laughs> haliyle tüm bunların sağlıklı bir şekilde yürümesinde işte rehberlik çalışmalarının varlığı haliyle önemli. Kesinlikle. Ee, peki en sağlıklısı kaç yaşından itibaren yani hani ilkokuldan itibaren rehberlik danışmanlarına ve rehberlik öğretmenlerine ihtiyaç var mıdır yani hocam? Okul öncesinden bile var efendim. Okul öncesinden. Tabii okul öncesinde bile var. Hı hı. Yani bizim anaokullarımızda okul öncesi hı hı. süreçte bile biz çocuklarımızın ee, rehberlik bağlamında <laughs> gereken eğitimi veriyoruz ki sınıf öğretmenlerimiz de zaten <laughs> rehberlikle ilgili pek çok konuyu e, e, lisans döneminde evet. almaları hasebiyle de Hı -hı. E, belli bir müktesebatla göreve başlarlar. Ama Hı -hı. Türkiye genelinde bizim 34.200 öğrencilerimiz civarında e, rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenimiz var. Hı hı. Tüm okullarımızda e, var, büyük ölçüde. Hı hı. E, çok az okulda yoktur, olmayan yerlerde de hı hı. E, yan okuldaki veya rehberlik araştırma merkezlerimiz var bizim. Hı hı. <laughs> e, rehberlik araştırma merkezleri RAM diyoruz kısaca. Oradaki yine öğretmenlerimizden de oralarda görevlendirmek suretiyle, yani bir eğitim öğretim yılı içerisinde hiçbir Öğrencimizin hı hı. rehber öğretmensiz çalışmalarını yürütmemesi için her türlü tedbiri alıyoruz biz. Hı hı. E, tüm devlet okullarında var evet, değil tüm, mi? Yani devlet okullarımızın hepsinde öğrenciye ulaşan rehber öğretmen hı hı. vardır. Kadro olarak belki e, bazı az sayıdaki okullarımızda norm sayısının tutmamasından dolayı, yani öğrenci sayısının azlığından hı hı. dolayı <laughs> bazı okullarımızda e, rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenimiz olmayabilir ama. Hı hı. Böylesi durumlarda da yan okuldaki öğretmenlerimizin haftanın belli günleri oraya giderek o rehberlik çalışmalarını hmm. yürütmelerini sağlıyoruz. Destek verebiliyor Destek en azından. Destek veriyoruz. Peki yani. bu sayı ile alakalı bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ne kadardır mesela yeterlilikleri hocam? Hani ortaokulda atıyorum hani bir devletin ortaokulunda 3 tane sınıf varsa ve 40 kişilik diyelim ya da 30 kişilik bunun bir belli sayısı var mıdır? Yani e, norm hesabı e, üzerinden e, öğretmen atamaları yapılır. Tabii uh -huh. ki her yıl hani öğretmen alımları oluyor biliyorsunuz. Uh -huh. Bu öğretmen alımlarında illere dağılımı, okullara dağılımı uh -huh. e, belli sayı <laughs> sayıdaki öğrencinin Varlığı üzerinde norm belirlenir ve buraya öğretmen ataması hmm. yapılır. Ancak tabii ki öğretmen atamasının yapılmadığı durumlarda ücretli olarak da görevlendirilen hı hı. öğretmenlerimiz var. Ama e, ama kadroyu hiçbir şey şekilde eğitim... boş bırakmıyoruz. Boş bir bırakmıyoruz. şekilde oraya Kesinlikle. rehberlik öğretmenini Kesinlikle. ve hizmetini götürüyoruz. Yani şu diyorsunuz. an itibariyle mesela genel müdürlüğümüzün yürüttüğü bir çalışma var. Özel eğitim bağlamında 14.900 ücretli öğretmenimiz var bizim hı hı. özel eğitim okullarımızdan. Hı hı. Ücretli Sadece olarak, ücretli ücret öğretmenler. Yani derse <laughs> girin. Onların biz özel eğitimle ilgili e, meselelerde <laughs> bir fikir sahibi olmaları. Önce bir kursa kursada e, e, kurstan geçmişlerdi <laughs> ama biz yine ekstradan 10 saatlik bir kurs verdik. Her <laughs> hafta bir grubu aldık. 5000, 5000, 5000 şu an <laughs> devam ediyor. Dolayısıyla yani öğretmenlerimizin gerek rehberlik bağlamında gerek özel eğitim bağlamında eksikliklerini gidermek anlamında da. Çünkü hayat boşluk kabul etmiyor. Eğitim öğretim sürecinde bizim çocuklarımız hakikaten çok önemli ve biz öğrencilerimize, yavrularımıza e, eğitim kademesinin her aşamasında <laughs> bir taraftan sınıf öğretmeni var, sınıf rehber öğretmeni var. Evet. <laughs> Ayrıca bir de rehberlik servisi. Okul rehberlik servisinde hı hı. Hı hı. rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenimiz üzerinden de bu normal, okul sayısının öğrenci sayısının fazla olması halinde bir okulda iki tane, üç tane, dört, beş tane. Hı hı rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenimiz de olabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla o servis üzerinden bizim e-rehberlik sistemi diye bir sistemimiz var. E-rehberlik sistemi üzerinden bütün öğrencilerle ilgili, bütün okulla ilgili o rehberlik, psikolojik danışman öğretmenimizin sorumlu olduğu alanda her türlü yönlendirmeler çok güçlü bir biçimde yapılmakta ki bu dönemde hani yapılmak hı hı. istenen şeyleri belki biraz sonra yaptığımız evet. şeyleri de değiniriz. Hı hı. Ama yani kontrol mekanizmamız da bu anlamda çok iyi bir sistem üzerinden hı hı. devam ediyor. Biz <laughs> öğrencilerimizin muhakkak hem yani akademik anlamda hem işte sosyal duygusal anlamda hı hı. hem kariyer anlamda Onların gelişimleriyle ilgili üç temel ayağı var çünkü. Hı hı. Ben de hangi anlamlarda evet. özellikle onu soracaktım. Hı hı. Ne tür hizmetler veriliyor? Hem rehberlik hem psikolojik danışma hizmet türleriyle alakalı hocam. Biraz daha onu netleştirirsek evet. sevgili izleyenlerimize fayda sağlamış oluruz en azından. Memnuniyetle. Biz tabii bir yönetmelik değişikliği yaptık. Hı hı. Geçen yıl diyoruz çünkü yeni yıla girdik. Bir rehberlik yönetmenliğini ki hakikaten tüm bunu hem akademisyenlerimizle bir araya gelerek hem bakanlığımızın ilgili kuruluşlarıyla, birimleriyle, diğer bakanlıklarla sahada uzman olan öğretmen, eğitimci, efendim, idareci arkadaşların hepsiyle teker teker görüşerek uzun bir istişare sonucu yönetmenliğimizi değiştirdik hı hı. ve bu üç temel ayağı burada da biz yine programlarını hazırladık aynı zamanda rehberlik programları anaokul öncesinden tutun 12. sınıfa hmm. varıncaya kadar her sınıfta öğrencilere hangi konuların anlatılması, hangi konuların gözlemlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili pek çok forumlarımız var. Gözlem forumlarımız var. Hı hı. Değerlendirme forumlarımız var. Sorunlarla karşılaşıldığı zaman hangi adımların atılması gerekiyor? Hı. Basamaklar halinde bunlar belirtilmiş. Zaten bu anlamda öğretmenlerimiz işin uzmanı. Hı hı. E, bunun eğitimini almışlar ama biz yine onlara hazır bazı e, belgeleri de sistem içerisinde sunuyoruz ki <laughs> daha kolay bir şekilde rehberlik çalışmaları yürütülsün diye. Hı hı. Şimdi tabii bunlardan e, bir tanesi işte sosyal duyg duygusal gelişim Alanlarında öğrencilerimize gereken rehberliği yapmamız. Şimdi az önce de ifade ettim ya şimdi ilkokulda yani birinci kademedeki çocuğun ruh dünyasıyla duygusal dünyasıyla gelişim boyutuyla. Ee, ortaokula geçtiği zaman, e, temel eğitimin ikinci Hı -hı. kademesine geçtiği zaman biraz daha farklı. Evet hepsinin Artık çok farklı doğru, hocam o kadar tabii, zor ki. Diğer taraftan ergenliğe Hı -hı. doğru geçiş söz konusu oluyor. Lisede ergenlik döneminde e, gençlerimizin tabii yaşadığı sorunlar olabiliyor. Hı -hı. Herkes tabii e, aynı ölçüde aileden destek alamayabilir. Hı -hı. E, efendim, Herkes o sorunla baş etme noktasında gereken e, tavrı, iradeyi tam olarak gösteremeyebilir. Hı -hı. Biz bu anlamda nasıl ki evladımız çocuğumuz dünyaya geldiği andan itibaren Hı -hı. gelmeden önce bile biz bazı hususlara dikkat ediyoruz değil Elbette. mi hocam? Sağlıklı doğumun Hı -hı. gerçekleşmesi için hele hele inancımız da bize zaten bu anlamda bir yükümlülük de verir. O yüzden yani beslenmemizden efendim konuşma adabımıza hareketlerimize varıncaya kadar inancımız bize değil Hı -hı. mi hocam? Bir anne adayına bile yani haram lokma girmesin, hiçbir zaman girmesin ama hele hele bir iki can olduğumuz bir anda evet. değil mi bir annenin iki can olduğu bir anda daha da buna dikkat etmesi gerekiyor. Haram lokmayı geçirmemesi, hı hı. kötü sözler söylememesi, yanlış şeyler düşünmemesi, hatta hani diyor ya bir şeyde aklından bile geçirme diyor evet, ya. Evet. Yani aklımızdan bile geçirmememiz gereken e, olumsuzluklardan tamamen soyutlanmamız. Şimdi e, okul ortamında tabii e, öğrencilerimizin gelişim safhası var hocam. Farklı farklı dönemde aynı olay ee, öğrencilerimizde, çocuklarımızda, çocuklarımızla yani sınıfta cereyan eden veya Hı -hı. okulda koridorda bahçede cereyan eden bir olay çocuklar üzerinde çok farklı tepkilere sebebiyet de verebilir. Elbette kimisi, çünkü hepsi farklı ya, ailelerden gelmişler farklı ederken kimisi evet. kızar kimisi Hı -hı. hiçbir tepki vermez. Kimisi hamle yapıp hemen müdahale evet. etmeye çalışır. Hı -hı. Şimdi tüm bunların işte e, belli bir düzen içerisinde e, olması gereken noktada yani Hı -hı. bir yanlışlık varsa e, müdahale edilmesi gerekiyorsa müdahale edilmesi. Yok Öğretmenine bilgi vermesi, haber vermesi gerekiyorsa ona haber vermesi, kendisine yönelik bir olumsuzluk varsa ilgilileri muhakkak haberdar etmesi. İşte bu süreçte hem bütün öğrencilerimiz, kaynaştırma öğrencilerimiz, yani okullarımızda bir de şunu da belirteyim biz. Şu an kaynaştırma öğrencileri dediğimiz bir grup öğrencimiz var. Her sınıfta, bütün hı hı. ilk orta liselerde, hı hı. hocam her sınıfta e, iki kontenjan var. Hı hı. Burada hafif engeli olan, hı. özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız hı hı. için bir kontenjan var. Hı hı. Her e, o, sınıf için iki her mi sınıf hocam? Her sınıf için var, evet. Her hı hı. sınıf için. Gayet var. iyi. Dolayısıyla buradaki maksat e, normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte hayatı yaşamak, hmm. hayata bu şekilde başlamak. Hmm. Her iki taraf için de aslında yararlı ve Kesinlikle. gerekli bir husus. Hmm. Yani birinin diyelim ki herhangi bir engelle karşılaşmadan hayatını sürdürebiliyor, diğeri ortopedik anlamda veya hafif zihinsel hmm. veya işte otizmi var hafif hmm. derecede. Hmm. Buna benzer diyelim ki özel eğitim ihtiyacı olan bir yavrumuz. Hmm. Ha şimdi <laughs> bu ileri seviyede olmadığı için onlar için ayrı okullarımız var bizim. Hmm. Yine bizim genel Zaten özel eğitim alır. alıyorlar evet, orada. Onlar Oradan Hı -hı. eğitimlerini alıyor. Devletimiz onların her türlü ihtiyacını da karşılıyor. Hı -hı. Ama çok haklısınız. Ben de gerçekten hep Hı -hı. düşünürüm bu çok hafif engeli olan. Yani normalde baktığınız zaman da e, şey yapamıyorsunuz hocam. Gerçekten ayırt edemiyorsunuz ve diyorsunuz ki neden acaba özel eğitime gidiyor? Normalde e, evet, diğer biz, gelişimi biz normal olan arkadaşlarıyla birlikte aynen. okuyabilir diyorsunuz. Doğru. Biz politik olarak yani Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz o durumda olan öğrencileri ramda tespitini yaptıktan sonra raporunu hı hı. verdikten sonra e, önce tıbbi tespiti yapılıyordur hı hı. zaten süreç içerisinde. Evet. Sonra rama gelir, rehberlik araştırma merkezimize gelir. Orada hı hı. uzman öğretmenlerimiz var. E, o uzmanlar değerlendirirler. <laughs> Sağlık anlamda değil ama eğitsel tanılama yaparlar hocam. Hı hı. O eğitsel tanılamayı yaptıktan sonra ha bu, bu yavrumuz son kararı da velisiyle birlikte verilir, annesi babasıyla birlikte. Bu çocuğumuzun işte kaynaştırma öğrencisi mi olması lazım yani e, genel eğitim veren ilkokul ortaokul liseye giderek orada e, akranları ile beraber mi eğitim alması gerekir yoksa özel eğitim okuluna gitmek suretiyle e, mi e, eğitimine devam etmesi gerekir o karar doğrultusundan evet. e, öğrencimiz gider e, bu hakikaten önemli biz de bunu önemsiyoruz teşvik ediyoruz çünkü sosyal hayatta ee, yani biz e, otobüse binerken, efendim alışveriş yaparken, herhangi bir mekanda hı hı. E, camiye giderken, okula giderken, yani bak, baktığımız zaman e, çok farklı renklerde, farklı efendim fiziki yapıda, hı hı. cinsiyette insanlar var. Bu ne kadar normalse, hı hı. E, normal gelişim gösteren ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın da aynı ortamın soluması, birlikte büyümeleri, evet. birlikte oyun oynamaları. Birbirlerini anlamaları, Hı -hı. kimsenin kimseyi küçük görmemesi bu Hı -hı. anlamda çok önemli. Evet hani ben bunu gerçekten çok önemsiyorum. Kesinlikle. Şimdi <laughs> yani kimi anne babalarda da maalesef farklı tutumlar olabiliyor. İşte Hı -hı. ne işi var diyelim ki kaynaştırma öğrencisinin sınıfta diyen anne babalar da olabiliyor. Buradan da onlara ben sesleniyorum. Hı -hı. Burası tüm çok önemli gerçekten evet, de. Kesinlikle önemli. Yani tüm çocuklar bizim için özeldir ya. Yani Hı -hı. ben şimdi kendi çocuğumla, herhangi bir arkadaşımın çocuğunu tanımadığım bir insanın çocuğunu nasıl ayırt edebilirim? Evet. Öyle değil mi hocam? Evet, herkesin yani evladı kendine herkesin kıymetli. Herkesin evladı kendine çok kıymetliyse de tüm evlatlar da bizim için çok kıymetli. Evet. Yani biz eğitimciler de hı. bu gözle bakmamız hı. lazım. Ama aynı zamanda veli olarak da bizim bu hassasiyette olmamız lazım. Hı hı. Yani bir empati de yapmamız lazım. Yani diyelim ki benim çocuğumun bir engel gruplarından biri olsaydı ben çocuğuma nasıl muamele edilmesini isterdim? Evet. Peygamber Efendimizin hadisi var değil mi? Doğru. Sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemese Hı -hı. olgun manada iman etmiş olamaz buyuruyor. Şimdi bu hakikaten çok önemli bir şey. O yüzden e, gerek otizmi olan <laughs> yavrularımız gerek herhangi bir engel grubunda olan çocuklarımızı bizim yani acıma duygusuna girmeden onları bir evladımız gibi bir yavrumuz gibi kendi yavrumuz gibi görmemiz lazım ki öğretmenlerimiz bu anlamda hakikaten çok üst düzeyde gereken hassasiyeti gösteriyorlar. Velilerimiz de büyük ölçüde buna uymakla beraber zaman zaman bazı Olumsuz tepkiler olduğu için bunun özellikle altını çizmek istedim. Hı hı. E, dolayısıyla sosyal duygusal anlamda öğrencilerimizin, çocuklarımızın bu gelişim safhasında onlara destek olmak, onların elinden tutmamız önemli. Birinci ayağı bu e, hocam. İkincisi akademik anlamda e, onların yanında olmamız. Yani okul süreci içerisinde şimdi... Ee, çocuk okula yazıldı. Bazen annesinin babasının zoruyla herhangi bir okula. Bazen evet. puanı yetmediği için arzu ettiği okula değil de evet. diğer bir okula gitmiştir. Hı hı. Şimdi <laughs> zaten o süreçte de bizim psikolojik danışman, rehberlik öğretmenlerimize ve tüm öğretmenlerimiz seferber oluyorlar. Evet. Aman çocuklarımızı işte okula kazandıralım. Okulla ilgili, öğretmenle ilgili olumsuz bir kanaat sahibi olmasın. Hı hı. Eğitimden kopmasın. Okul ortamından kopmasın. Çünkü okula kayıtlı olduğu halde okul ortamından kopan zihnen ruhen okulda kopan bir insan Farklı mekanlara mütemayil olur. Kesinlikle hocam evet. zaten burada e, rehberliği ben çok önemsiyorum İşte bu yüzden e, bugün de bu konuyu konuşalım istedik. E, şimdi ailenin tutumu da o kadar önemli ki anne baba işte devlet öğretmen eğitimci rehber ne yaparsa Hı. yapsın e, çocuk aileden destek görmüyorsa e, maalesef sizin söylediğiniz gibi farklı bağımlılıklara farklı e, dışarıya doğru Kesinlikle. çocuğu yöneltebilecek o kadar çok etken var ki. Ben o yüzden rehberlik eğitimlerini, bu psikolojik danışma hizmetlerini de çok değerli buluyorum. Peki hocam çok merak ettiğim bir şey var. En çok hangi yaş grubu arasında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine başvuru yapılıyor? Yani bunu şu an tabii elimde bu anlamda bir istatistik çalışmalarımız var ama yani ikinci kademenin yani 7-8 ve 9, 10 bu e, sınıf grupları bizim biraz daha e, hassas olduğumuz hmm, e, güzel. ve e, çocuklarımızla ilgili daha yoğun çalışmalar yaptığımız bir dönem. Evet. Yani bu da işte e, çocukluktan eee çıktığı Hı -hı. En ergenlik tehlikeli dönemine, aslında <laughs> evet, ergenlik dönemine de girdikleri dönem. Hı -hı. Bir de tabii her kademe geçişinde de e, bazı durumlar yaşanabilir. Mesela Hı -hı. okula ilk başlama anı. O yüzden okul öncesi e, bir eğitim sürecini yaşamış olması çocuğumuz için iyidir hocam. Hı, -hı birinci sınıfa başlarken de efendim beşinci sınıfa başlarken dokuza başlarken de Hı -hı. E, çocuklarımıza biraz daha e, rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerimiz daha farklı mesajlarla Hı -hı. efendim yaklaşım tarzlarıyla yaklaşım onları hazırlıyorlar okula, aslında tabi, değil okula mi? hazırlaması çevreye hazırlaması efendim çocuğumuzun okulla bütünleşmesi Hı -hı. o aidiyet bağını hissetmesi hocam bu tabii ki önemli. Yani bu, bu e, sınıf aşaması önemli. İşte 7, 8, 9, 10 hmm. ayrı çocuktaki gelişim safhası hmm. itibariyle duygusal gelişim açısından düşündüğümüz zaman evet. çocuğa çok daha yoğun bir şekilde yönelişimiz söz konusu. Bir de tabii e, 11'de başlayıp 12'de zirveye bulan aynı zamanda 8. sınıflarda e, hani LGS sınavlara hmm. girişten dolayı hani hangi liseye gidecek işte onunla ilgili çalışmalar yapıyor, hazırlık yapıyor çocuğumuz. O, o süreçte de ciddi manada bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Duygusal anlamda ben bu işi becerebilir miyim? Yaşadığı ha, stresler. Evet. Hani istediğim okula gidebilecek miyim? Hı hı. Üniversitede işte ben istediğim üniversiteyi Yazacağım ama evet. girebilecek miyim gibi kaygılar. Büyük stres hocam e, tabii gerçekten ki. de. Yani biz hani malumdur sınırlı ölçüde böyle bir heyecan yaşamasını tatlı bir heyecan e, iyi buluruz hı hı. eğitimciler olarak. Ama bunun sürekli 24 saat zihnini meşgul etmesini hı hı. de sakıncalı buluruz. İşte onları da bertaraf etmek için gayret ederiz. E, dolayısıyla yani öğretmen arkadaşlarımız bu anlamda çocuklarımızın sorunlarıyla hocam sadece rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerimiz de değil. Yani tüm... Hı hı eğitimci arkadaşlarımız gayret eder. Geçen e, önceki çalıştığım yerde <laughs> e, bir arkadaşımız ziyarete geliyor. Hı hı. Bir genç. Ondan sonra genç dediğim işte 30 yaşlarında yine birisi. Hı hı. E, ve asıl konuşurken falan işte nereden e, mezun oldun? Bir il ismi söylüyor. Şu ilde diyor ben liseyi okudum. Ha öyle mi? Orada diyor öğretmenlik yapan bizim burada çalışan arkadaşımız var diyor. Yani Acaba tanır mısın falan <laughs> ismini söyleyince aa diyor ben evet biliyorum onu diyor o, benim hocam olsa gerek falan e, tam emin oluyor soyadından da emin olunca hemen diyoruz zaman ben hocamı görmek isterim ver asıl hoca ya öğretmen arkadaşı haber veriyorlar. Hemen karşı odada o da tevafuk işte. Evet. Şimdi gelince öğretmen öğrenci birbirini görüyor. Hoca tabii ilk anda tanıyamıyor. Aradan Hı -hı. 20 sene falan geçmiş. Tabii. Genelde de öyle olur ya. Olur. Genelde evet. E, hocam bir de e, düşünsenize sizin yüzlerce binlerce tabii, belki yüzlerce. de öğrenciniz oluyor. Ama çocuklar için, öğrenciler evet. için özellikle de böyle iletişimi iyiyse ona e, doğru anlamda rehberlik edip bir bağ oluştuysa e, inanın e, bir öğrenci, bir insan ömrün sonuna kadar Aynen. öğretmenlerini unutmuyor. Velhasıl nasıl hemen e, öğretmenini görünce sarılıyor hocasının elini <laughs> falan öpmeye yok olmaz mı olmaz derken <laughs> sonra tabii baya böyle hüzünlü bir ortam oluyor hocam diyor ya ben sizi yıllardır diyor ar aradım diyor yıllardır sizi bulmak için çok böyle <laughs> e, zaman harcadım sağa soldum sonra sordum e, bir türlü bulamadım ama şimdi nasipmiş yeah. beklemediğim bir anda karşıma çıktım. ve orada hocasının bir şeyini anlat söylüyor diyor ki bu hocam diyor benim için çok kıymetli çünkü ben Ortaokulu bitirip liseye geldiğim zaman, hı hı. şehre liseyi okumaya geldiğim zaman o zaman e, pansiyonlarda ciddi manada yer bulmak kolay değil. Hı hı. Ben yer bulamamıştım. Dolayısıyla ya liseyi okuyacaktım ya okumayacaktım. Benim öğretmenim, o, o öğretmen durumdan haberdar olmuş, hemen öğrencisini çağırmış, gel yavrum demiş. Sana biz bir yer buluncaya kadar benim evde kalırsın demiş. Ay ne kadar güzel ya. Ve bir i̇şte... dönem boyunca hocam bir dönem boyunca hı hı. o öğrencisini kendi evinde barındırmış. Maşallah. Yani o öğretmen ne kadar kıymetli, o, o, o eş, değil mi? Öğretmenimizin eşi evet. ne kadar kıymetli. Yani gerçekten onun için bir ömür boyu unutulmayacak anılar, hatıralar. Gerçek anlamda rehberlik işte bu, işte değil mi? Hayata aynen. alıştırmış yani, onu ve bakın ne kadar düzgün ki, bir insan yetiştirmiş. Yani rehberliği e, işte şunu şöyle yap yavrum. Hı hı. Şuraya gitme, buraya gel. Şunu getir, şunu götür değil tabii. Evet. Yani biz hep ince işçilikle yani hı hı. eğitimcilik öyledir ama rehberlik ve psikolojik danışman çünkü çocuğun ruh dünyasında neler olduğunu ancak gözlemlerle gözleyebildiğimiz kadarıyla davranışlarından, hareketlerinden, tavırlarından ne kadar çıkarabilirsek iş dünyasında ne fırtınalar kopuyordur şimdi Kesinlikle, o yavrumuzun. Elbette. Onları dindirmek için de işte bizim büyük bir sük sükunetle, suhuletle... Efendim bilimsel yöntemlerimizi elbette kullanarak tecrübeleri, tecrübe evet. sahibi insanların tecrübelerinden yaralanarak yaklaşmak gerekiyor. Son bir husus da hocam 3. ayağa da. Hocam 3. ayağa geçmeden önce evet. güzel bir es verelim isterseniz. Bir bandımız var onu seyredelim ondan sonra tekrar birlikte olalım olur, olur mu? Hocam. Evet sevgili izleyenler çocuklarda arkadaşlık ilişkileriyle ilgili e, sevgili yapımcımız güzel bir e, band hazırlamış. Gelin birlikte izleyelim. Ahlaki kimliğin gelişiminde önemli role sahip durumlardan biri de akran ilişkileridir. Çocuklar ve gençler için akranları tarafından kabul görmek son derece önemlidir. Onlar tarafından kabullenilmeyen ve dışlanan çocukların, gerekliliği tartışılmayacak derecede önemli olan aidiyet duygusundan mahrum kaldıkları için yıllar süren mutsuzluklar yaşadıkları görülmüştür. Çocuklarda 3 yaşından itibaren grup kurma ve birlikte oynama eğilimleri başlamaktadır. Bu eğilim o kadar güçlüdür ki çocuklar yalnız başına oynamaktansa pek hoşlanmadıkları bir çocukla oynamaya bile razı olmaktadırlar. 6 yaşındaysa artık dostluk, işbirliği, rekabet, küsme, barışma, kavga gibi çeşitli sosyal davranış biçimleri göstermektedirler. Yine çocukların en büyük mutluluklarından birisi güvenilir, yakın bir arkadaş sahibi olmaktır. En büyük üzüntülerinden birisi de böyle yakın ve içten bir arkadaşı kaybetmektir. İşte bütün bunlar çocukluktan başlayarak sağlıklı bir aile kurmaya varıncaya kadar bireyin karakterini olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir. Evet, gerçekten de rehberlik çocuklarımızın hayatında büyük bir ehemmiyet taşıyor hocam. Şimdi dediniz ki birinci ve ikinciyi söylediniz, üçüncü çok daha önemli dediniz. Buyurun hocam. Evet, kariyer gelişimi Aha. anlamında tabii bizim yapmış olduğumuz, yürüttüğümüz çalışmaların üçüncü ayağı. Öğrencilerimizin tabii <laughs> doğru yönlendirmeye, çocukların kendi kabiliyetleri doğrultusunda kararlarını kendilerinin vermesini sağlayarak ama... Ee, hangi mesleği e, seçmeleri gerektiği, hangi alana yönelmeleri gerektiği, hı hı. nerede, ne ölçüde başarılı olabileceğine dair tabii ki e, öğretmenlerimizin, rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerimizin, evet. branş öğretmenlerimizin ciddi manada gözlemleri var. Hı hı. Yıllar boyu devam eden e, gözlemleri var. Hı hı. Ha, bu anlamda <laughs> onların e, yönlendirilmesi elbette ki önemli. Biz e, çokça duymuşuz. Yani bu anlamda biz Tercih dönemlerinde tercih danışmanlığı hı hı. çalışmalarını yürüttük. Hı hı. Hem 8. sınıflarda hem 12. sınıflarda. Hı hı. Çünkü hakikaten çocuklarımızın kafası karışabiliyor. Hı hı. İdeallerle gerçekler çatışabiliyor hocam. Hem öyle hem bazen evet. oluyor ki hocam anneler babalar bile ha, çocukların. Anne babaların e, mi? yönlendirmesi. Evet çok isteği. fazla. Aynen istiyoruz ki hani bazen sonuçta yeni güne merhaba da eğitime çok önem verdiğimiz için birçok hocamız da Allah razı olsun onlarla birlikte çalışıyoruz. Annelerin babaların tercih şubeleri de çok önemli ama e, ne olursa olsun bazen kendi evladımızdan istiyoruz ki işte e, MFC olmasa bile çok yatkın olmasa bile işte doktor olsun mühendis olsun evet. şöyle olsun böyle olsun ama okulda onu öğretmeni de sınıf öğretmeni de eğitimcisi işte rehberlik öğretmeni onu daha iyi tanıdığı için ne yapıp ne yapamayacağını Yapımcısı. çok iyi biliyor. Dediğiniz ya hani yıllardan evet. beri gelen bir gözlem yeteneği var bir tecrübesi var yani çocuğa baktıkları zaman Aynen. notlarını biliyorlar e, öğretmenle sürekli çocukla istişare içindeler e, nereyi kazanabileceğini e, neredeyse tutturuyorlar Hı -hı. hocam. Yani bu anlamda e, öğretmenlerin ve çocuklarımızın tercihlerini e, anne babalar dikkate alsınlar. Hı hı, yani bu <laughs> kesinlikle ifade ediyoruz. Bu anlamda çokça e, belki bir ömür boyu mutsuz olan e, insanlar biliyoruz. Evet. Biz bile üniversitede okurken e, o bölümü annesinin babasının veya birilerinin e, yönlendirmesi sonucu tercih edip e, memnun olmayan okulunu değiştiren çok insan hı hı. E, yaşadık. O yüzden. Hı. Bu noktada teşvik edici olmak elbette mümkün. Yani anne babanın arzuları, istekleri olabilir. Yavrum şu anlam şu alanlarda çalışmanı isterim diyebilir. Ama bunu derken bile çocuğun fıtratını, çocuğun eğilimini, yeteneğini, kabiliyetini ve akademik başarısını kesinlikle dikkate alması gerekir. Hı -hı. Bu yönlendirmeyi yaparken de. O yüzden hani ideal ve gerçeklik arasında bizim de tutarlı olmamız gerekir. Ben üniversite sınavına girdiğim zaman 1983 yılında hı hı. E, hocam orada bir gençle tanıştım. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. İki, iki kademeydi o zaman da. <laughs> e, işte herkes tabi tercihini söylüyor nereyi hı hı. E, okumak istiyorsun falan. O arkadaşımız dedi ki ben veterinerlik fakültesini arzu ediyorum. hı. hı. İyi dedik yani ama tabii bizim hiç düşünmediğimiz bir yalan. Niye hayırdır falan dedik. Vallahi ben dedi biraz yaşı bizden iyi ileriydi. Hı hı. Liseyi bitirdikten sonra iş hayatına falan atılmış biraz hı hı. sosyal hayat içerisinde. Evet. Ben dedi çok darbe yedim bazı insanlardan. Ha. O yüzden çok darbe yediğimden dolayı kendi kendime de ahdettim. Çalışacağım dedim. Ben e, bir meslek erbabı olacağım ve e, veterinerlik üzere çalışacağım. Hı hı. Hayvanlar yetiştireceğim. Hayvanlarla uğraşacağım. Ne güzel. Ondan sonra bir hedef koymuş kendisine. Hı hı. E, ve aradan tabii 10 sene geçtikten sonra bir vesileyle yine karşılaştık. Hakikaten veterinerlik fakültesini okumuş, bitirmiş. Bir çiftlik açmış. Hayvan yetiştiriyor. Hı. Çok mutlu. Hı hı. ha Şimdi bana dünyanın parasını da verseniz ben gidip yapamam o işi. Hı hı. Ama öbürü de zevkle hı hı. bu işi yapıyor. O yüzden e, ben şimdi Beğendiğim bir mesleği illa çocuğuma dayatmam doğru olur mu olmaz? olmaz. Veya beğenmediğim bir mesleği çocuğum istiyorsa hı hı. yeter ki meşru bir iş olsun. gayri meşru bir iş olmadıktan sonra hı hı. bizim çocuklarımızı bu anlamda e, biraz önünü açmamız, son hı hı. kararı onların vermesi ama bizim de doğru karar vermeleri için anne baba olarak psikolojik danışman öğretmenimiz olarak hı hı. efendim diğer branş öğretmenleri olarak doğru yönlendirmeleri bilgi akışını onlara sunmamız lazım. Kesinlikle hocam. Evet. Şimdi e, benim de e, yeni 18 yaşına girmiş ve bu sene üniversite sınavına girecek olan e, bir e, kızım var. En büyük kızım. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi bazen ister istemez ağzımdan çıkıyor şurayı da yazsan mı, yazsan mı acaba şöyle. Ya. Sonra hemen e, kendime diyorum ki aman Demet boş ver e, kendisi nereyi istiyorsa. bunlar Olabilir hocam. Yani müzakere babın Dan, evet. değerlendirme babından, değerlendirme bağından Ufak tefek ee, yani, zorlama olur. yapmadan. zorlama asla kesinlikle olmadan. Kesinlikle hocam. Konuşmak, müzakere etmek öyle. iyidir. Ee, bir, bir, de şunu belirteyim hocam. fazla öyle geçelim isterseniz. E, e şu, kariyerle alakalı olarak e, şunu da biz hep e, göz önünde bulunduruyoruz. Hı hı. Bazı kurumlarımızın yapmış olduğu çalışmalar var. Yani şu an için gözde olan meslekler, hı hı. 10 sene sonra, 20 sene sonra gözde olan meslekler nelerdir? Hı hı. Şimdi bizim o noktada da gençlerimize ufuk açıcı evet. e, böyle bilgiler vermemiz lazım. Hı hı. E, bunu da yapıyoruz. Bu sene e, Cumhurbaşkanlığında e, ilgili birimin hazırlamış olduğu tüm meslek grupları liseyi bitirenler efendim akademik durumu neyken hangi bölümü tercih ettiler, bitirdikten sonra ne oldular, yüzde kaçı işe girdi, kaçı giremedi, hangi alanlarda çalıştı. Bunlarla ilgili çok yoğun, güzel, muazzam bir çalışma vardı. Biz son sınıf öğrencilerimize de bu sistemi buluşturduk bu sene Harika. ilk defa. Dolayısıyla öğretmenlerimiz oradan aldığı bilgileri öğrencilerimizle de paylaşmak suretiyle hı hı. hem geleceğin mesleğini seçme anlamında, hı hı. yani artık bazı meslekler yok yani bir, biz 20 sene, 30 sene öncesine dönecek olsak bazı branşların, bazı mesleklerin artık çok da olmadığını biliyoruz. Artık evet, onlar hocam. unutulmaya yüz tutmuş meslekler erbabına giriyor. <laughs> Oysa onların kültürel bir yönü varsa tabii yaşatmamız gerekir. O da ayrı bir fasıl, evet. ayrı bir konudur. Ama bizim faraza işte genetik alanında efendim uzay bilimleri alanında yazılımla ilgili olarak <laughs> yazılımında çok farklı boyutları işte robotik kodlama, yapay zeka benzeri konular. Yani bugün işte bir virüs olayını yaşıyoruz. Bu virüs e, laboratuvarda ortaya çıkan bir virüs müdür yoksa farklı bir durum mudur? İşte bu böylesi durumlarda ne yapmamız gerekir? Tüm bu anlamda da yetişmiş insanımızın olması gerekiyor. Mesela evet. aşı ile ilgili şu an yurt dışından geliyor ama Türkiye'de de 18 civarında çalışmanın olduğunu hı hı, biliyoruz. Evet. İlaçla ilgili çalışmalar var. Bunlar da bizi tabii umutlandırıyor. Hı hı. Yani hayatın her alanında sağlıkta, bilimde, teknolojide, mühendislikte, tıpta, eğitimde iyi yetişmiş insanlara ihtiyacımız var. O yönüyle çocuklarımızı bu alanlara yönlendirmemiz hocam çok önemli ve kıymetli. Çok keyifli. doğru söylüyorsunuz. Ben de katılıyorum bu anlamda özellikle üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimiz için. Biz de konuştuğumuz zaman Zeynep'le şey anne diyor bazen arayacak seni rehber öğretmenlerim onlar biliyorlar diyor bizim. işte şeyleri bile takip ediyorlar hocam o çok hoşuma gidiyor. Bu deneme sınavları falan olduktan sonra hani oradaki dengeyi takip ediyorlar. Hem psikolojik hem de gerçek anlamda yaptığı işte MF'de ne kadar yaptı, Türkçe'de ne kadar yaptı. Bu çok anlamlı. Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler. O yüzden ben onları çok da şanslı evet. buluyorum. Evet. Ne güzel Allah'tan işte diyorum ya rehberlik öğretmenlerimiz var. Çocuklarımızı da önce Allah'a sonra da sizlere emanet ediyoruz. Hocam salgın döneminde gerçekten zor bir zaman geçirdi öğrencilerimiz öğretmenlerimiz velilerimiz hep beraber sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bu süreci biraz daha ayrıntılı konuşmak isterim ama öncesinde dilerseniz yine kısa bir ara verelim. Ben bir Elif Hocam'ın yanına gideyim ondan sonra tekrar gelince bir pandemi dönemindeki Elif. eğitim sürecini Elif konuşalım olur mu? Elif Hocam'ın yaptığı işleri de biz yapamayız. Erkekler <laughs> yapamaz yani biz de imrenerek bakıyoruz. <laughs> Sağ olun hocam Allah razı olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler bugün Elif Demir Hocamız gerçekten bebekler için harika bir yelek başlamıştı. Bakalım hangi aşamaya geldi? Buyurun Elif Hocanın yanındayız. Ee, evet hocam ne kadar çabuk işlemişsiniz öyle. Sormayın kaptırdım gittim. <gülüyor> Kaptırmışsınız <gülüyor> Sohbetin de. de güzelliğiyle aldım götürdüm Sağ Demet Hanım'cığım. Sağ Allah razı olsun. Sıra Neler abi. yaptık peki? Şimdi e, düğme deliğimizi açtık. Tamam. E, düğme deliğimizi e, artırıyoruz. Hı -hı. İki ilmeği birlikte örgü yönümüzde ördüğümüz gibi kesiyoruz. Hı hı. Ondan sonra direklerimizin e, olmazsa olmazımız. Şimdi turbaşları e, genelde kursiyerlerimiz bunu karıştırır Demet Hanım. Hocam işte artırmayı nerede yapacaktım e, yerlerini karıştırıyorum. Onlar için de şunu önerebilirim. E, buralara birer tane küçük belirleyici. Çatal iğne olabilir. Küçük renkli bir hmm. iplik olabilir. Güzel. Yani oraya geldiğimde ben biliyorum ki orada artırma yapmam gerekiyor. Hmm. Ola ki sohbet yaptım. Sohbet esnasında artırmayı unuttum. unuttum mesela. O zaman geri sökmüyoruz geri dönmüyoruz var Hemen, mı dönüşü Evet arka yüzde gelirken aradan bir ilmek çıkartıp onu oraya örüyoruz o harika yani her şeyde geri dönüş yapmıyoruz Aynen. küçük püf noktalarıyla onları oturturuyoruz hocam efendim. Ondan sonra şimdi düz örgümüzü ördükten sonra bir sırada ters örgü giderek atraksiyon yapıyoruz. Yani tamam. Örgüye biraz daha farkındalık katmak için. Şuraları ki. diyorsunuz değil mi hocam? Evet. Şöyle. Şu ters örgüleri bir sıra giderekten Hı -hı. oraya bir hareket vermesini, Hı -hı. oradaki düzlüğü biraz daha eritmesini Hı -hı. yani estetik görünümü bir nevi sağlıyoruz. Hı -hı. Bunun dışında kol boyumuzu, Hı -hı. yeni doğan çocuklarımızda kol boyu, L dediğimiz yani ev hanımlarımız şu şekilde L yaparaktan 12 santim gelir genelde hı hı. bu bizim yeni doğan çocuklarımız için yeterli bir ölçüdür. Hı. L şeklinde 12 santim bu şunu bu şekilde koyaraktan hı hı. böyle ölçüyü alabiliriz veya mezromuzla ölçebiliriz. Tamam. Ondan sonra kol, koltuğumuza geldikten sonra sevgili izleyiciler kolumuzu örüyoruz. Kolumuza geçtiğimizde de burada da bir sepet örgü dediğimiz yine tersle düzü beraber kullandığımız örgümüzün daha iyi oturması açısından ördüğümüz bir tekniğimiz hmm. demek. Burada da kolumuzu örüp bitiriyoruz ama önce kollarımızı örüyoruz. Önce kol. Önce kollar tamam. bitiyor çünkü kolları bitirmeden bedene kesinlikle geçemeyiz. Hı -hı. Bu da olmazsa olmazımız. Güzel. Kollarımız bittikten sonra onları bekleme alıyoruz Hı -hı. hemen bedenimizi örüyoruz. Hı -hı. Eğer ilmek sayımız fazlaysa Hı -hı. O zaman elimize bir tane misinalı şişimizi alıyoruz sevgili izleyiciler. Misinalı şişimize bütün ilmeklerimizi takıp Demet Hanım bu şekilde örüyoruz. Bu için evet. ilmek sayım fazlalaştı. şişlerime sığmıyor. O Hı -hı. zaman benim yardımcı bir şişe daha ihtiyacım var. Hı -hı. Bu da misin alış dediğimiz kablolu şişimiz çok Hı -hı. güzel. Örümü de çok zevkli. Bunlarla daha ziyade büyük yaş gruplarımızı Hı -hı. ilerleyen günlerde inşallah paylaşacağız. İnşallah. E, bu şekilde düğme deliklerimizi de açarken e, bunlara da genelde çocuklarımızda iki parmak yani dört santim dediğimiz ölçülerimizi baz alıyoruz. Hı hı. Ama e, kız çocuklarımızın düğme deliğini sağ taraftan, evet. erkek çocuklarımız için sol taraftan. Sol taraftan. Bu da önemli. Fakat bir kıstas daha var. Hani iki rengi de hem erkek çocuk hem kız çocuk da giyebilir. Unisex dediğimiz. Hı hı. Onu da istediğimiz yönden açabiliriz. Evet. Yani hani genellememek gerekiyor o renkleri. Mesela bu erkek giyer, bu kız evet. giyer diye de bunları genellemememiz gerek. Evet. Çünkü bütün renkleri çocuklar giyebilir. Evet. Bunda evet. böyle bir sıkıntımız evet. olmamalı. Evet. Onun dışında patlarımızı 6 tane pat örgümüz var. Bunları her yönde aynı örüyoruz. Evet. Yani ters örgü dediğimiz. Evet. Ters örgü bize bakan yönde ördüğümüzde ters örgü haroşa, arkadan ilmek emekleri aldığımızda da bu da bizim düz örgümüz Hı. olmuş oluyor. Onun dışında aşağıya kadar geliyoruz ve mutlaka yine dediğim gibi örecek bebeğimizin çocuğumuzun vücut ölçüleri çok önemli. Hı hı. Bir mezru alıyoruz hemen beden ölçüsünü alıyoruz, beden ölçümüze göre oradaki ilmek sayılarımızı endeksliyoruz ve istikrarlı bir şekilde kol boyu atıyorum nerede istiyorsak orada bunu sınırlandırabiliyoruz Evet Yani Harika. o bize kalmış. Onun dışında hemen hemen bu şekilde. Böyle devam Böyle ediyor devam ediyoruz. Tamam başka hatırlatma yapmamız gereken özellikle püf noktası evet. olmazsa olmazımız dediğiniz bir şey yok değil mi? Şimdi yine ısrarla dediğim ilmek sayısını baz alıyoruz. İlmek sayısını baz alacağız. Ve mutlaka ölçüyoruz. Tamam. Bizim bu yaptığımız ama şey e, sıfır, yeni doğan. 3 ay yeni doğan. Yeni doğan bakın bebeklerim için. Yani, çok güzel ee, gerçekten. Bunu mutlaka dediğim gibi yani 68 ilmek şişimize göre ipimize Hı -hı. göre e, ondan sonraki ilmek sayılarımız yine e, beden ölçüleri için ben yazdım buraya da hazırladım şu şekilde Demet Hanım. Evet. Mutlaka e, ilmek hesabı ve şiş hesabı yapıyoruz. Şişlerimiz büyüdüğü zaman beden ölçümüz de büyür. Hı hı. Bunları hep baz almamız gerekiyor. Yani e, öreceğimiz teknik, ipimiz ve şişimiz. Bunlar çok önemli. Hı hı. Bunu da belirlemek için e, yeni başlayan arkadaşlarımıza mutlaka bir 20 ilmek şişime attırıyorum. Ondan sonra arkadaşıma diyorum ki bunun bir de çocuğumuzun vücut ölçüsünü ölçtürüyorum. Hı hı. Kaç santimse ördüğü örgü onun ona kaç ilmeğe tekabül ediyorsa demek. Hmm. Bu çok önemli. Tamam. Yani mutlaka mezroyla ölçüyoruz. Ölçtürüyorum kol boyu herkesin farklı. Hı hı. Vücut ölçüleri mesela 1-2 yaşındadır ama maşallah 3-4 yaşında gibidir. O yüzden bu ne yapar? İlmek sayısının artmasına sebebiyet verir. Özellikle dış giyimlerde, hırkalarda biraz daha geniş olması hı hı. çocuklarımızın daha rahat hareket etmesine sebep evet. olur. Onlar daha dış giyim, çünkü içine de bir şeyler giydikleri hı hı. için daha Rahat hareket etmek isterler. Ee, o yüzden e, mutlaka hesaplamayı örgümüze başlamadan önce mutlaka hesaplamamız gerekiyor giyecek kişinin çocuğumuzun veya büyük yetişkin olabilir onun ölçülerini bir mezro ile ölçmemiz gerekiyor. O ölçümlerin ilmek üzer, şiş üzerindeki ilmeklere ne kadar ilmeğe tekabül ettiğini mutlaka bulmamız gerekiyor. O zaman geri dönüşler asla yapmıyoruz. Hemen örgümüzü istikrarlı bir şekilde gidiyoruz. Çünkü matematiğimizi güzel yapar güzel başlarsak kol altına geldikten sonra veya koltuktan yukarı çıktığımızda tıkanmamış oluruz. Harika. 10 kere düşüneceğiz, bir kere karar vereceğiz. Süpersiniz hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Programın ediyorum. Programın sonunda tekrar geleceğim inşallah yanınıza. Evet değerli izleyenler, bugün yeni güne merhaba da eğitim sürecinde psikolojik danışmanlık hizmetleri ve rehberliğin öneminden bahsediyoruz. Eğer sizin de bizlere sormak istedikleriniz, önerileriniz ya da düşünceleriniz varsa bip numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Müzik Evet değerli izleyenler bugün konumuzla da alakalı çok güzel bir kitap hediye edeceğiz sizlere. Üstelik iki tane sevgili izleyenimize Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının Çocuğumu Yetiştirirken adlı bu güzel kitabına sahip olmak istiyorsanız yapmanız gerekenler gerçekten çok kolay. Hemen hatırlatayım öncelikle Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip edeceksiniz. Bu önemli ve ilk adım. Daha sonrasında son paylaşımımızı beğenerek bir arkadaşınızı da etiketleyerek bu güzel kitaplara sahip olabilirsiniz. Evet çocuk yetiştirmek gerçekten çok zor, meşakkatli ve herhalde bir ömür boyu da sürüyor öyle <laughs> evet, değil mi hocam? Kesinlikle <laughs> yani ben bunu öğretmen arkadaşlar içinde de söylerim anne babalar içinde. yani Hı -hı. anne baba ya çocuğum işte bir hele okula başlasın da rahatlayayım Rah rahatlayamazsınız evet. okul bitsin veya evlendireyim de bir iş bilsin <laughs> iş <Hiç> sahibi olsun <laughs> yok, hayır yani yok. Ev, siz ve onlar Allah herkese saat afiyet versin Amin. Abi, var olduğu müddetçe. Onlarla <laughs> irtibatımız annelik, babalık, öğretmenlik hı hı. ömür boyu devam eder hocam. Çok e bu işin mesaisi de yoktur. Evet. Yani biz diyelim ki öğretmen arkadaşlarımız sadece hani ders zamanı <laughs> öğrenciyle ilgilenen sonra bana ne diyen hı hı. bir kitle değil. Yani kimi mesleklerin böyle bir kaderi de var. Hı hı. Bunu, bunu e, yapan insanlar da bilerek zaten gelir. O evet. yüzden... Bir bakarsınız ki gece yarısı bir öğrencinin sizi aramış evet. bir derdiyle ilgili bir, bir danışmak istiyor, hı hı. bir mevzuyu sormak istiyor veya siz duyduğunuz, öğrendiniz öğrencinizin bir sıkıntısını hemen arabaya atlayıp evine gitme gibi durumu da yaşarsınız hocam. Evet, ama en ee, çok da herhalde <laughs> bizim öğretmenlerimizde görüyorum ben değil mi çok fedakarlar yani gerçekten yani çok canlandı. Yani hem bu salgın salgın dönemindeki fedakarlıkları öğretmen arkadaşlarımızın işte rehberlik psikolojik danışman öğretmenlerimizin. İdarecilerimizin yani hı hı. Topyekün aslında bir seferberlikle devam edildi. E, arzu ederseniz e, rehberlikle alakalı yaptığınız çalışmalarla ilgili yani salgın dönemine geçmeden önce. Olur hocam. Yine e, birkaç hususa daha tamam, ben Tamam onları da diyeyim. konuşalım sonra salgın dönemini Salgın dönemini tamam. e, değilim. Aslında pek çok şey de tabii iç içe yani bu salgın döneminde biraz daha yoğunluklu olarak yapmış olduğumuz e, bazı çalışmalar oldu. Şimdi tabii e, rehberlik çalışmalarında e, bizim gelişimsel önleyici e, metodumuz var, yöntemimiz var, hı hı. rehber ve psikolojik danışman öğretmenlerimizin <laughs> uyguladığı bir yöntem. Biz e, bu anlamda e, hani Nasrettin Hoca için anlatılır ya e, işte çocuğa e, eline ibrik vermiş tabii ibrik böyle e, çelikten değil, hı hı. o zaman e, şeyden, çömlekten yapılmış, hı hı. topraktan yapılmış göndermeden önce yavrum git şu çeşmeden suyu getir diyor. E, Hafifçe de şöyle bir e, başını okşamış. E, ya demişler hoca demişler yani senin uyarını yaptın ama çocuğa niye böyle <laughs> bir darbe çocuğa bir şefkat tokatı da olsa niye vurdun? E, demiş ki işte testiyi kırmasın diye. E, kırdı mı çocuk yok. E, kırmadı e, kırmasın diye ben işte bunu <laughs> yaptım. Ha, elbette ki tabii e, hiçbir şekilde e, çocuğumuza yönelik dayak veya ona benzer şeyi ee, ne ayrı ortamında ne okul ortamında zaten tasvip etmemiz hı hı. mümkün değil. Ama önleyici tedbirler anlamında gereken uyarıları yapmamız, evet. e, ikazı yapmamız da hem öğretmen olarak hem anne baba olarak bizim <laughs> bir görevimiz hocam. E, çünkü hani onun <laughs> gidişatından öğrencinin gidişatından nereye doğru gidebileceğini siz üst bakışla bilgilerinizle evet. ve tecrübelerinizle hissedersiniz hocam. Çocuk onu fark etmeyebilir. Hı hı. Çocuğun görüş alanına giren mesafe çok daha dardır ama anne babanın, hasreten öğretmenin, uzmanın daha geniş perspektiften, daha hakim bir noktadan baktığından dolayı onun gidebileceği evreleri çok daha iyi görür. O yüzden önüne bazı engeller koymaya çalışır öğretmen. Bazı uyarılar, sözlü uyarılar evet. efendim, e, görüşmeler yoluyla <laughs> değişik şekillerde onu ee, olumsuzluklardan tabii korumaya, kurtarmaya çalışır, gayret eder. Bu o an için belki öğrencinin hoşuna gitmeye de bilir zaman evet. zaman. Çünkü öğrencinin de kendine göre bir Maalesef. hedef verilemiş <laughs> şey ya hocam. Ee, o yüzden <laughs> öğretmenini, anne babasını bazen bir engelleyici gibi de görebilir. <laughs> Oysa o değil. Neyi engelleyicidir? Başına herhangi bir musibetin, bir kötülüğün, bir sıkıntının, zorluğun gelmemesi için gereken e, çalışmaları yapan insandır. E, bu anlamda biz... E, bir yıl içerisinde, son bir yıl içerisinde size şimdi rakam vereceğim. Bu hı hı. rakama siz de şaşıracaksınız. Evet. E, tüm okullarda e-rehberlik sistemi üzerinden e, ulaştığımız öğrenci sayısı, burada tabii bazı öğrencilerle birkaç defa e, görüşme, bu telefonla görüşme olabilir. Sistem hı hı. üzerinden onlara yönelik yaptığımız uygulamalar e, da dahildir. 38 milyon 548 bin öğrenciye, biz bu bir yıllık zaman zarfında hocam rehberlik hizmetleri bağlamında ulaşmışız. ki bu, 38 bin? 38 milyon. Milyon. 38 milyon. şimdi hocam, 18 çok milyon tabi, bir rakam ha, Dehşet bir rakam. Evet. Yani 18 milyon öğrencimiz var bizim. Hı -hı. Demek ki her bir öğrenciyle ikişer defa, üçer defa farklı vesilelerle. Evet ben acaba yanlış mı duydum diyor, diye aynen, o yüzden aynen, tekrar ettim. Evet, 38 milyon <laughs> öğrenciye iyi, biz iyi. bu anlamda ulaşmışız. Hı -hı. Öğretmen olarak, ha, veli, veli olarak 11 milyon 200 bin. O da iyi 11 milyon 200 hocam. bin Gerçekten. yani bu süreçte hakikaten çok seferber oldu ve 1 milyon 479 bin öğretmenimizle de şimdi öğretmenler arası zümre dediğimiz evet. işbirliği de çok önemli hocam şimdi bir öğrenci var sınıfta Efendim bazı davranışları ile ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor e, sınıf öğretmenleri var, sınıf öğretmeni var, sınıf rehber öğretmeni var, branş öğretmenleri var. öğretmenleri var. Onlarla da haliyle süreci birlikte yürütmek de gerekir. Bir rehberlik ve psikolojik danışman öğretmen tek başına da bir şey yapamaz. Çok şey yapar ama her şeyi yapamaz. O yüzden e, bu anlamda da öğretmenlerle işbirliğimiz hakikaten çok e, önemli bir noktada. Yani biz bu süreçte 51 milyon hı hı. öğretmen veli öğrenciyle e, bu bir yıllık salgın dönemi hasreten bir çalışma yapmışız ki e, çok önemli. Şimdi ikinci bir husus iyileştirici rehberlik hizmetleri hı hı. dediğimiz hususlar var. Şimdi bu nedir? Bir darbe yiyen bir efendim sıkıntı yaşayan hı hı. doğal afet olabilir. Efendim <laughs> pek çok malum en son İzmir'de bir deprem olayı oldu. Evet. Daha önce Elazığ'da oldu Malatya'da oldu. Şimdi biz duyduğumuz andan itibaren bizim bakanlığımızın ekibi var hocam. E, bu anlamda psikososyal destek ekibimiz var <laughs> Ayrıca illerde bunun için yine hazır ekipler var. Gönüllü bunların hepsi de. Gönüllü olarak yani Harika. resmi çalışmanın ötesinde gönüllü olarak bir telefonla gruplarımız var böyle. Allah muhafaza eylesin herhangi bir sıkıntı olduğu zaman Türkiye genel bölgesel hemen o ekiplerle anında iletişime geçip 24 saat olmadan biz orada ekip olarak var oluyoruz hı hı. ki en son İzmir depremi evet. olduğunda da yine ekibimiz önden gitti bir gün olmadan. Yani 24 saat içerisinde ben de gitmiştim. Sonra bakanımız da geldi. Yani orada ne gibi çalışmalar yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Çünkü ilk anda hani çocuğun yaşadığı travmalar var hocam. Hı hı. Yaşadığı şoklar var deyim yerindeyse. İlk anda siz e, çocuğunuzun yanında olursanız yani öğrencimizin yanında olursak. Çünkü ilk andaki almış olduğumuz darbelerin etkisi. Kısa zamanda telafi edilmediği tak takdirde kalıcı sorunlar ve izler bırakabiliyor. O noktada bizim uzmanlarımızla birlikte, hekimlerimizle birlikte elbette, eğitimcilerimiz, psiko eğitim çalışmaları doğrultusunda onlarla birlikte olmamız kesinlikle önemli. Yani bu işte göç hadisesiyle gerek iç göç gerekse dış göç etkisiyle sosyal dokuda tabii ki bir değişim de yaşanıyor. Yani sınıf ortamında iki taraflı aslında düşünün ki işte 30 kişilik bir sınıfta 10 tanesi Efendim Irak'tan, Afganistan'dan, Afrika'dan falan gelmiş veya Suriyeden gelmiş. Şimdi gelen çocuk için de bizim burada olan çocuğumuz için de muhakkak ki o uyumun, o sosyal uyumun, okul ortamındaki uyumun gerçekleşmesi gerekiyor. Bu noktada bizim bazı adımlar atmamız gerekiyor evet. ve bir de destekleyici rehberlik hizmetleri bağlamında yine öğrencimizin yaşadığı bireysel anlamda herhangi bir sıkıntı, zorluk karşısında ona gereken desteği vermemiz. Çünkü öğrenci baktığı zaman yani okulda yaşadığı veya dışarıda yaşasa bile gün boyu okulda olduğu için iç dünyasında büyüttüğü devasa problemler olabiliyor hocam. Bunu gün boyu öğretmen var orada. Hı hı. Tabii dersine giren öğretmenlerimizin fark ettiği durumlar oluyor. Sınıf öğretmeni ise o daha yakinen daha erken fark etme imkanına sahip. Burada hemen rehberlik öğretmenimizle birlikte bir işbirliğine geçerek onun o sıkıntısını giderme anlamında ama bunu yaparken de tabii ki yaklaşımın en iyisini, en güzelini, en nazik halini, en kazandırıcı halini hani klasik anlamda bir, birisi bir suç işlediği zaman hemen ne yaparız? İşte tokatı basarız, bağırırız, çağırırız değil. Hani bir gün Peygamber Efendimiz'e bir çocuğu getiriyor ya birisi. <laughs> diyor ki ya Resulallah ben bu çocuk diyor haylaz ya bu çocuk <laughs> mahvetti benim tarlayı diyor bahçeyi işte. Ne yaptı? Benim diyor hurma ağaçlarımı baktım ki diyor hurma ağaçlarını taşlıyor diyor. Baya öfkelenmiş baya kızmış. Çocuk da böyle rafi <laughs> ondan sonra böyle perişan üzgün bir de Allah Resulü'nün huzuruna çıkıyor. Biliyor yani... peygamber yüce <laughs> bir zatın da huzuruna çıkıyor evet. ama nasıl çıkıyor suçlu bir insan gibi. Evet. Biraz da yaptığı işin tabii o ölçüde bir Farkında suç olduğunu herhalde. çok e, suç olduğunu biliyor ama bu kadar büyük bir tepki <laughs> beklemiyor bahçe <laughs> evet. sahibinden. Aha. Velhasıl böyle nasıl olacak falan diye beklerken tabi peygamber efendimiz önce bir onu okşuyor şöyle <laughs> bir saç başını okşuyor. Rafi diyor sen ne yaptın diyor. Ağacı mı taşladın diyor. <laughs> ya Resulallah ben niye taşladın diyor. Ben diyor acıkmıştım diyor. işte biraz hurma yemek için ağacı taşladım. Şimdi onu tekrar e okşayarak hiç kızma yok. Bağırma yok. Onu anlayarak <laughs> efendim e, gönlünü kazandırarak o ilk şoku atlamasını sağlayarak hı hı. E, insani bir yaklaşım nebevi bir yaklaşım hocam e, diyor ki Rafi yani sen diyor şimdi acıktığın zaman tamam hurma yemek isteyebilirsin ama ağacın altında dökülen hurmalar vardır muhakkak hı. bir daha acıkacak olursan sen işte o hurmaların hurma ağaçlarının altındaki dökülmüş ağaçlardan al hı hı. onlardan ye bir de tabi izin alman lazım evet. yani varsa da izin alman lazım evet. e, tatlılıkla uyarıyor. Ee, öbürünü de tabii ki makul bir şekilde uyarıyor sen de bu şekilde bir tepki vermemen gerekir diye hı hı. yani e, işte en büyük pedagog en büyük Kesinlikle. rehberlik yani en bu anlamda olacak en büyük öğretici. destekleyicilik evet. yani o yüzden peygamber efendimizin de tabii bir eğitimci olarak hı hı. peygamberimizin de başlı başına tabii e, işlenmesi gereken hı hı. izah edilmesi gereken Elbette. bir konu dolayısıyla e, sorunlar karşısında öğrencilerimizin okulda veya okul dışında yaşadığı hı hı. sorunlar karşısında Öğretmenlerimizin yaklaşımı bu minvalde anne babalarında muhakkak ki bu doğrultuda hareket etmesi gerekiyor. Hı hı. Yani e, çok e, şefkatten kaynaklanan e, her türlü olumsuzluğunu e, göz ardı etme yaklaşımı da çok yanlış. Hı hı. Efendim en ufak iyi bir evlat olsun diye en ufak bir hatasını anında üzerine giderek onu ezerek çocuğu hı. adeta benliğini yok ederek. Çocuğun şahsiyetini zedeleyerek o yanlışla mücadele etme taktiği de çok yanlış hocam. Evet, yani o işte bizim denge o kadar yapalım. önemli Kesinlikle. ki sizin söylediğiniz evet. gibi e, çocuklarımızı bazen biz e, şeyi kaçırabiliyoruz hani e, derler ya Kantarın topuzunu kaçırıyoruz diye ne çok fazla böyle sevgiyle şefkatle merhametle yaklaşıp e, o hatalarını görmezden geleceğiz çünkü o da bir süre sonra e, diyecek ki ben ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde ne anne ne baba ne de öğretmenler bazen işte e, burada rehber e, öğretmenlerimize de diğer öğretmenlerimize de çok iş düşüyor. Yani e, çok iyi olduğumuz zaman da e, problem hocam ama e, azıcık yani çok böyle iyi, bir... Çok iyi derken yani Hı -hı. E, merhametin dozunu kaçırıyoruz. Dozunu, evet. Onu demek evet, istiyorum az önce kaçırır. kesinlikle ama e, hemen böyle en ufak bir hatasında sizin dediğiniz gibi falan yaparlar ya böyle evet. e, büyükler onu da e, dikkat etmek gerekiyor. Evet hocam salgın dönemine gelelim salgın mi dönemi, artık? He. Zor bir dönem Şimdi geçirdik hakikaten gerçekten de. Zor, zor bir dönem. E, Çinliler dermiş ya böyle bir beddua kabirinden ilginç zamanlarda yaşayasın diye birine hı hı. beddua etmek istediği zaman öyle dermiş yani ilginç zamanlar yani sıra dışı olan üstü e, endişelerin, e, sıkıntıların yoğun bir biçimde yaşadığı dönem ilginç i̇şte biz zamanlar tam da o zamanı yani yaşıyoruz. Evet galiba. O, o dönemi yaşıyoruz ama hamdolsun sonuna doğru geliyoruz hı hı. yani İnşallah. onu da sevinerek görüyoruz. Okullarımız da hem 15 Ocak'tan itibaren ama haseten bir e, Mart'tan itibaren. Hı hı. Kademeli olarak açılacak ama özel i̇nşallah. eğitim okullarımız tamamıyla inşallah açılacak. Hı hı. Sayın Bakanımız da bu anlamda açıklama yaptı. Şimdi biz salgın döneminde çok yönlü olarak bir çalışma yaptık. Hı hı. Yani işin tabi Bakanlık ayağı var, hı hı. TRT ile ilgili yürüttüğümüz çalışma var. Bir defa bizim EBA TRT e, e, Milli Eğitim EBA evet. diyelim TRT ile özdeşleşti artık. Hı hı. Şimdi EBA Türkiye dünyanın en büyük eğitim portalı oldu hı hı. bu süreçte. Daha önce iyi bir altyapımız vardı ama bu süreçte çok çok daha kat kat güçlendirdik. Tüm genel müdürlükler temel eğitim yani ilkokul, ortaokul, lise ve im imam hatipler için hı hı. işte farklı bölümler özel eğitim e, okullarımız için biz bolca içerikler hazırladık. 3 tane televizyon kanalı hazırlandı hocam hı hı. TRT üzerinden TRT. Ee, bu anlamda TRT'nin de çok ciddi katkıları oldu. Hı hı. Şimdi <laughs> bu kanallar üzerinden, EBA platformu üzerinden e, on binlerce içerik hazırladık, on binlerce içeriği yerleştirdik. Daha önceden hazırladıklarımız da vardı. E, bu yüzden <laughs> hazırlamış olduğumuz bu içerikler çocuklarımızın seviyesine uygun, kazanım merkezli. Bir taraftan akademik anlamda derslerden geri kalan çocuklarımızın eğitimden kopmamaları adına telafi, demeyelim ama eğitimden kopmamaları anlamında yaptığımız yürüttüğümüz çalışmalar bizim özel eğitim öğrencileri bağlamında e, bu yavrularımız için de tabii ki sürekli ilgi gerekiyor yaşam becerileri evet. doğrultusunda onlara verdiğimiz eğitimin devam etmesi gerekiyor hı hı. onları da e, gerek okul ortamında gerek ev ortamında hı hı. E, öğretmenlerimizin e, diyaloğuyla bu çalışmayı yürüttük şimdi bu çerçevede e, dijital anlamda e, pek çok çalışmalar yaptık mesela ee, rehberlik bağlamında şimdi internetle e, dijital dünya ile çok yakın e, olan çocuklarımızın burada da mesafeyi iyi koruması gerekiyor. Hı -hı. Her işte denge diyoruz ya hocam evet. yani her türlü Hı -hı. hem sosyal ilişkilerde e, gerektiği gibi bizim teknolojiyle kurmuş olduğumuz <laughs> ilişkide de e, haliyle bir dengenin olması gerekiyor. Bu anlamda çocuklarımızı... Uyarıcı kitaplar hazırladık, videolar hazırladık ve bunları çocuklarımızla, velilerimizle paylaştık. Hı hı. Bu içerikleri nasıl kullanmaları gerektiğine dair e, kitaplar hazırladık. İşte çocuklarımız için mesela e, çok önemli bir platform hazırladık özel eğitim çocukları için. Özelim e, eğitimdeyim diye. Hı. Özelim eğitimdeyim. Özelim eğitimdeyim. eğitimdeyim. Hı hı. E, buradan özel eğitim çocuklarımız için içinde rehberliği de barındıran, rehberlik çalışmalarını da barındıran tüm engel gruplarında ve yetenek grupları ile ilgili bizim belli başlı videolarımız, içeriklerimizin hepsini bu mobil uygulamanın içerisine koyduk. Öğrencimiz, annesi, babası, öğretmeni çok rahat bir şekilde bunu ki bu bu çalışmamız e, uluslararası e, kuruluşlar tarafından ödül de e, aldı. E, aynı zamanda <laughs> işte hazır mısınız diye özel eğitim çocuklarımız için yarışma programı düzenledik. TRT'de yayınlandı mesela. Dergi hazırlığı çalışmamız oldu. ikinci sayısını çıkardık. Ee, özel Eğitim Çocuk diye çocuklarımızın dünyasına yönelik anne babaların da katkısıyla hazırlanacak. Ee, pek çok rehberlik içerikli yani böyle kriz ortamında, sıkıntılı ortamlarda e, ne şekilde davranmak gerekir? Öğrencilerimiz için, efendim öğretmenlerimiz için, velilerimiz için e, değişik pek çok içerikler, videolar hazırladık. Hı hı. Geçen hafta mesela en basitinden e, ilk yardımla <laughs> ilgili olarak e, kahramanlar yarışıyor. Hı hı. Evet bir kitap hazırladık. Bunun e, interaktif e, programı da var. E, Sayın Bakanımız da bunun lansmanını yaptı, tanıtımını yaptı. Evet. Hakikaten tüm okullara biz bunu e, dağıttık. Öğrencilerimiz, velilerimiz, e, çocuklarda ilk yardım bilincinin oluşmasıyla alakalı neler yapılabilir? Hı hı. E, o noktada bu toparlayacak olursam şimdi e, salgın döneminde de hayat devam ediyor hocam. Hı, hı. Her ne kadar okul ortamında çok düzenli bir eğitim öğretim olmasa bile, biraz okulda, biraz evde ama daha çok okul evde devam eden bir süreç oldu. Burada evet. tabii anne babalara büyük görev düştü. Anne babalar zorlu bir süreçten geçtiler. Biz onlara yönelik hakikaten pek çok yayınlarımızla onların yanında olduk. İşte öğretmenlerimiz, velilerimizle temas halinde olarak öğrencileriyle ilgili yaklaşımda ha anne baba ilgilenecek ama direkt de kendini öğretmen yerine koymayacak yani bizzat öğretmenmiş gibi de yapamayız yapamaz. Hı hı. Biraz öyle yapmak isteyen e, maalesef Yap annelerimiz, yani, babalarımız e, olsa oldu bile ama işte evet, o da çünkü sıkıntı oluşturdu. Yani bu işin eğitimini almadan evet. hani evet. E, öğretmenlik yapacak olursak ama anne baba rolü her zaman dediğimiz gibi devam eder. Hı hı. Muhakkak ki ilgili olacak ama e, öncesinde e, uzmanından, ilgili öğretmeninden muhakkak gereken bilgileri aldıktan sonra ev ortamında yardımcı olmaya çalışmak daha doğru olur. Evet. Ee, sadece kendi görgüsü, kendi anlayışıyla direkt öğretmen rolünü üstlenirse evet. burada da tabii ki bazı sıkıntılar tabii, hocam tabii. ortaya çıkar. Ee, o yüzden biz bir taraftan bakanlık merkez, bir taraftan evet. illerde il ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz, okullarımız, öğretmenlerimiz bir seferberlik halinde hem yayınlarımızda hem dijital içeriklerimizde öğrencilerimizin bu süreçten kopmamaları için azami derecede gayret ettik hocam. Hı hı. Çünkü e, bu hakikaten büyük bir imtihan, büyük bir sınav. Bundan da yüz akıyla çıkmamız İnşallah. gerekiyordu ve bir kayıp neslin oluşmaması gerekiyor. Evet. Yani kayıp nesil geçen sene işte Mart ayından itibaren <laughs> bu sıkıntılı dönem başladı. Hı hı. Böyle gelgitlerle devam eden ama biz çocuğumuz en azından kitaptan, bilgiden Programdaki kazanımlardan, hı hı. temel kazanımlardan kopmasın diye hep olayı canlı tutmaya çalıştık. İşte EBA üzerinden, evet. efendim benzeri canlı online yayın programlarından eğitim online eğitim kesinlikle. falan vermek suretiyle. Ben işe yaradığını düşünüyorum hocam kesinlikle. Evet ne biz olursa onun olsun. yerini tutmaz tutar demiyoruz kesinlikle. tabii ki. Tutmaz evet. ama. E, aksi takdirde biz bakanlık olarak bu çalışmaları yapmasak siz mesela hı hı. Diyanet olarak Kur'an kursları bağlamında da evet. güzel çalışmalar oldu. Çocuklarımızın Gerçekten din öyle. eğitiminden hı hı. de kopmaması hı hı. için hem yaz dönemi hem sonrasında hı hı. Hem bu, bu gerekiyor insanlar, tabii televizyondan geldiğince oldu. Biz de, evet. Şimdi yani bu süreç e, hayat boşluğu kabul etmiyor hocam. Yani hı hı. öğrenci hani uzun tatil dönemlerinin bile öğrencinin gerilemesi yönünde büyük etkisinin olduğunu hı. araştırmalar ortaya koydu. Hı hı. E değil ki böyle aylarca, 3 ay, 5 ay çocuk okuldan koptuğu zaman çok büyük gerileiş oluyordu. Biz bunu en aza indirgemek için en azından uzaktan eğitim öğretim yoluyla da olsa bu çalışmalarımızı Yürütme gayreti içerisinde olduk hocam. Harika. E, hocam şimdi yavaş yavaş artık son dakikalarımızın içerisine girdik. E, vakit çabuk geçiyor. Konuşacak çok şey var. Aslında bakarsanız söz konusu da çocuklar olunca e, malum hani zor bir dönemden de geçiyoruz dedik. E, ben şeyi de çok merak ediyorum. Bağımlılıkla ilgili yürütülen çalışmalardan da bir iki dakikalık bahsedip ondan sonra son cümlelerinizi almak isterim hocam. Şimdi Türkiye bağımlılık ve mücadele programı var. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda yürüttüğü, ama aynı zamanda Aile Bakanlığı'nın, Gençlik Spor Bakanlığı'nın, Diyanetimizin de içinde olduğu bakanlıklar arası bir kurul, bir çalışma organizasyon. Şimdi burada biz çok yoğun çalışmalar yaptık. Yani bir yıl içerisinde, son bir yıl içerisinde hocam. 7, 8 milyona 7 milyon 800 bin öğrenciye biz bağımlılıkla mücadele noktasında eğitim verdik. Hmm. Öğretmenlerimizle, de, de bu anlamda çalışmalar yaptık. Ben tabii buradan şunu açıkça ifade etmek isterim. Hiçbir çocuk, hiçbir yavrumuz ben büyüyünce işte bağımlı olacağım hı hı. diye bir hedef koymaz kendisine. Elbette. Ben büyüyünce efendim teknoloji bağımlısı olacağım. Hı hı. Ben büyüyünce Madde bağımlısı olacağım. Ben büyüyünce şu yanlış işi yapacağım. Meslek olarak bunu seçeceğim hı hı. demez hocam. Nedir? İşte çocuğun yanlış yönelimi, yanlış bir eğitim, yanlış ortamlarda bulunma, evet. yanlış eğitimci, eğiticilerin yani okul içerisinde, okul dışında yanlış ortamlarda bulunma ve benzeri süreçler çevrenin yanlışlığı çocuğu maalesef istenmeyen noktalara getirebilir mi? getirebilir evet. hocam ki hele hele bugün artık çocukların yetişmesinde tabii dış faktörlerin etkisinin çok büyük olduğunu hı hı. biliyoruz. Ee, biz <laughs> çocuğun fıtratının temiz olduğunu, temiz bir fıtratla dünyaya geldiğini biliyor inanıyoruz. O fıtratı korumak için, o temiz fıtratın devamı için eğitimciler olarak gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla gerek madde bağımlılığı gerek işte en büyük hastalık olan ve şu an salgın dolayısıyla da teknolojiyle daha yakın bir e, diyalog halinde olan çocuklarımızı da teknoloji bağımlılığından kurtarmamız gerekir. Ölçülü olmak şartıyla cep telefonuyla, efendim oyunlarıyla da farklı ortamlarla da sınırlı ölçüler içerisinde e, bir iletişim halinde olması gerekiyor. Ben bu anlamda <laughs> yani madde bağımlılığıyla alakalı olarak eskiden tabii biz İftiharla derdik ki hamdolsun bizim okullarımızda veya okul e, çağın çocuklarda bu gibi olaylar yok pek, hı hı. madde bağımlılığı yok. Ama yavaş yavaş tabii bunu görüyoruz, gözlemliyoruz da sosyal hayatın akışı içerisinde. O yüzden tüm anne babaların yani benim çocuğum iyidir, benim çocuğum bu hataya düşmez, yanlış yapmaz gibi bir... E, kanat içerisinde kesin karar içerisinde olmasın. hüsnüzan sahibi olalım hocam. Evet. Yani çocuklarımızla ilgili, insanlarla ilgili ha tamam. Yavrularımız yanlış iş yapmaz diye düşünelim ama onun kontrolünü de muhakkaki hmm. e, ihmal etmememiz Tedbirli lazım. Tedbirli olmamız kontrol, gerekiyor. Ne yani olursa kontrol, olsun. kontrol e, güvene mani değildir evet. hocam. Yani güveniyoruz ama Hı. Kontrol, kontrol ve takip ediyoruz, takip evet. olayı çok Hı. önemli. Ben e, bana sana e, ona dair öyküler diye bir öykü kitabım var. Orada da bu şeyi almıştım. İzninizle Taha'nın bir e, yaşanmış bir acı durum var bağımlılıkla alakalı. Hı hı. Onu hocam. da belirteyim. Tamam. Şimdi e, <laughs> annesi anlatıyor. Ben diyor işte dört e, tane çocuğum vardı. Dördü de erkek en büyüğü de Taha. Şimdi Taha e, 18 yaşında liseyi bitirdi bir yerde de işe başlıyor. Genç, delikanlı, yakışıklı tabii annenin gözünde oğlu dünyanın en yakışıklısı, evet. en güzeli. Velhasıl bir gün böyle akşam evdeyken dedi ki anne sen beni e, kurtar dedi. Beni kurtar anne. Hı, Hı Ben şimdi dinledim. Yani bir arkadaş gibi de konuşuruz biz zaman Hı -hı. zaman diyor annesi. Neden kurtar? Hayırdır? İlk anda aklıma gelen herhalde genç kızlardan birisi Hı -hı. Benim oğluma işte meyve etti takılıyor falan beni ondan kurtar diyor. Hayırdır yavrum dedim diyor. <laughs> Anne ben madde bağımlısı oldum demiş. Bunu <laughs> deyince diyor ben artık <laughs> yani birden şok oldum. Yani hiç beklemediğim bir durum benim oğlumun madde bağımlısı olması benim asla ve kata aklıma bile gelmeyen bir şey. Ya. Hiçbirimizde yok çevremizde böyle bir bağımlı olan kimse yok. <laughs> ben diyor hüngür hüngür ağladım ama ağlamak çözüm değil. Kendimi toparladım. Sonra çocuğumla işte Tahire beraber bunu konuştuk. Nasıl aşabiliriz? Çocuk da rahatsız. Yavrum nasıl oldu bu? İşte senin e, izin verdiğin, gitmene izin verdiğin ve sizin de zaman zaman ailece görüştüğünüz falanca aile var ya. O aile babası ve çocukları beni buna alıştırdı. <laughs> çikolatadan, çikolatadan başlamış hocam. Aa. İçerisine enjekte etmişler çikolatanın Hı -hı. içerisine ve çikolatayı aldım. Sonra bana keyif verdi, haz verdi ama sonradan bağımlı oldum. Hı -hı. Şimdi ben bir yerde çalışıyormuş çocuk. Hı -hı. Aldığım paranın da büyük bir kısmını yeni bağımlı buluncaya kadar ciddi manada benim bunu vermem gerekiyor. Neticede çok uzatmayalım. Evet hocam. Daha gidiyor. 6 ay 3 ay önce bir tedavi görüyor hastanede hocam. Hı, -hı kurtuluyor oradan geliyor ama arkadaşları onu yalnız bırakmıyor. Hmm. Arkadaşları tekrar ısrar ediyor, ısrar yine bu işe bulaşıyor. Bu defa bakıyor ki olacağı yok. Türkiye'ye gönderiyorlar. Yurt dışında oluyor bu. Türkiye'ye geliyor. Yine 6 ay <laughs> bir tedavi süreci. Hmm. Bu süreçte e, tabii ki çocuk tamamen ayrılıyor ve hatta karar veriyorlar. Diyor ki umriye gidelim diyor çocuk. Hmm. Daha Umre'ye gidelim. Annesiyle bunu konuşuyor. Biraz da tereddüt ediyor diyor. Anne diyor ya ben madde bağımlısı birisiyim. Daha yeni kurtuluyorum. Böyle Allah Resulü'nün huzuruna ben nasıl çıkarım? Nasıl olur mu falan. Olur yavrum diyor. Sen bak tevbe ettin. Allah evet. seni affeder. Peygamberimizin huzuruna temiz bir şekilde çıkarız. Zemzemle orada arınarak inşallah gider geliriz diyor. İnşallah. Ve e, bu Umre hazırlıkları yaparken hocam e, maalesef e, arkadaşları yine bir gece Buna musallat oluyorlar. Zorla arabaya bindirerek götürmek istiyorlar. Kendisi dirense de zorla alıp götürüyorlar. Ertesi gün telefon geliyor annesine ki e, Taha bir otel odasında ölü olarak bulunmuş. Allah hiçbir e, anneye böyle acılar kimseye hiç kimseye, e, hiç kimseye vermesin. E, araştırılıyor ki çocuk istemeden gitmiş. E, Tabii hani altın vuruş dedikleri ölüme götüren hı hı. E, şırıngayla ile enjekte edilmiş. Hı hı. Dolayısıyla çocuklarımız yani e, üzerinde yoğunlaşmamız çok önemli. Çocuklarımıza evet. sahip çıkmamız İnşallah. ve çevresini kontrol etmemiz, arkadaşlarını kontrol etmemiz e, bu anlamda önemli. E, hastalık derecesinde çevresiyle alakalı çocuğumuzla ilgili bir saplantıya da düşmememiz lazım ama Hı. sorumlu bir, bilinçli bir şekilde onunla dostça, arkadaşça yaklaşarak çocuklarımızı hayata, geleceğe hazırlamamız gerekiyor hocam. Hocam gerçekten o kadar güzel ve net bir şekilde ifade ettiniz ki programın başından beri. Ben katıldığınız Eyvallah. için Eyvallah. E, programa çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Sizden de Allah razı olsun. Ben de sizlere ve tüm izleyicilerimize e, teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı çalışmalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun hocam. Evet değerli izleyenler e, yavaş yavaş artık Elif hocamın yanına bir geçelim programımızın sonuna geldik. Bakalım e, bebek yeleğimiz hangi durumda? Evet hocam neler yaptınız? Evet, ajurlarımızı koyduk, Hı -hı. artırmalarımızı yaptık Hı -hı. ve e, burada bizim e, 19 tane artırma deliğimiz Hı -hı. bizim e, küçük yaş grubumuz için, yeni doğan bebeğimiz için yeterli olacaktır. Hı -hı. E, ve e, ne demiştik? İlmeklerimizin başına ve sonuna çok dikkat ediyoruz. Hı -hı. Ördüğümüz yönün zıt yönünde örerek Hı -hı. düzgün, muntazam <laughs> bir Hı -hı. düzgün, muntazam bir örgü elde ediyoruz. Hı -hı. Kesinlikle makinede dikiş Diker gibi örüyoruz kendimizi kasmadan hı hı. E, keyfini alarak. Sevgiyle örüyoruz sevgiyle giyiyorlar İnşallah, İnşallah hocam harikasınız Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür Güzel ediyorum. bir modeldi İnşallah ileriki dönemlerde çok daha güzel Farklı İnşallah. bebeklerimiz için e, Yerekler hırkalar yapacağız İnşallah. Allah razı olsun tekrar Sizden geldiğiniz çok için razı olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ediyoruz hocam Tabii. Evet değerli izleyenlerimiz Bugün de yeni güne merhabanın sonuna geldik Yarın Kur'an-ı Kerim'de Müslümanın e, Sorumluluklarını konuşacağız Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanı Erdal Ertorun Beyefendi bizlerle birlikte olacak. Ve tabii ki muhtelif işlerde etkinlik masamızda da el sanatları öğretmenimiz Makbule Ak bizlere eşlik edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın.